Bana kızım deme. Şimdi hepiniz birbirinizi yiyin. O evdeki huzurun bozulsun anne biraz. Seni bozulsun. Nasıl yaparsın? Nasıl yapardın onu? Nasıl yapardın? Kızım ablamı! Hadi bırak, bırak! Ne yaptınız? Ne yaptınız kızım? Aşağılık herif! Ne yaptı? Ne işi var ha? Terbiye Sedan! Ne yaptı bu Sedan'ın? Ne yaptı size? Aşağılık herif! Ne yaptı? Beyler! Beyler! Ayıptır ya o! Ayıptır! Benim evimde! Benim oğlumu döveceksiniz! Siz önce gidin, kendi kızınızın marasıyla ilgilenin. Nesi varmış lan Nurşem abi? Ne yaptı Nurşem abi? Ömer! Nesi var ulan? Ne marası varmış Nurşem abi? Ne yaptı size? Aşağılık herif! Aşağılık herif! Pislik! Hadi bırak! Fatih, doğru atma! Hayatımı affettiniz. Şimdi yiyin birbirinizi. Bundan sonra ölsem bile sizin için kılımı kıpırdatmam. İyi misin? Tamam, geçti. Geçti. Geçti, en zorunu atlattın, bitti. Neler oldu? En son ben çıkarken herkes birbirine saldırıyor. Keşke o tepkilerini seni zorla o aileye verirlerken gösterselerdi. Beni korumak için çok geç kaldılar. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Alev, ben onların hepsinin gözünün içine baka baka gerçekleri haykırdım ya. Şu içim biraz soğudu. Neyse, iyi bari, bu da bir şeydir. Ama bana yaşattıklarını
unutur muyum? Asla. Ben günlerdir her gözümü kapattığımda o geceyi, o adamın bana o nefret dolu bakışlarını hatırlıyorum. Çıkamıyorum işin içinden. Allah cezasını versin ona. O yüzden bu yaşadıklarımı sindirmem lazım biraz. Benim biraz zamana ihtiyacım var. Tabii haklısın. O Allah'ın cezası adi pislik herif yüzünden ömürlük travma sahibi oldum. Taci olsaydı belki daha kolay atlatırdım. Ama ben aileme çok öfkeliyim. Ve onlara olan öfkemin dinmesi için benim zamana ihtiyacım. Sonrasına bakacağız. Bakacağız. Birlikte bakacağız, tamam mı? Hiç merak etme. İyi ki varsın. Sağ ol. Nikah günü belliydi zaten Nursema'nın halinden. Kız resmen kendi nikahında cenazesinde gibiydi. Vah yavrum, neler yaşamış. Hadi Abdullah Bey'e kimse bir şey anlatamadı. Yani Pembe Hanım bir anne olarak nasıl ikna oldu kızının bu hale düşmesini? Gerçekten aklım almıyor. Kıvılcım belki haklısın ama yani yengem de Nursema için doğrunun, iyinin bu olduğunu düşündü herhalde. Evet Ömer, gördük iyiyi, doğruyu. Kızım, onun bütün yaptıklarının temelinde annelik duygusu var. Hadi Allah aşkına, böyle annelik mi olur? Hiçbir anne baba durduk yere evladını bu şekilde ateşe atmaz, mutsuz olacağını bile bile yapmaz bunu. Ömer, Abdullah Bey de Pembe Hanım da göz göre göre kızlarını ateşe attılar. Sen bunu nasıl göremiyorsun? Ya ben haklılar demiyorum. Ya doğrunun bu olduğunu düşündüler diyorum sadece. Yani Nursema iki gözü iki çeşme zorla evlendirildi. Kıza hiç kimse fikrini de sormadı. Kıvılcım, ben de olanları onaylamıyorum zaten. Ama onlara göre doğru buydu. Bunu düşündüler. Ömer, düşünmek başka, metazoruyla bir şey yaptırmak başka. Ay, çocuklar bir de siz tartışmayın lütfen. Zaten orada olanlardan kanım çekildi. Kusura bakmayın, akşam akşam siz de gerildiniz. Ben Nursema'ya çok üzüldüm, çok. Hepimizin sinirleri bozuldu, normal. Sen de bir anda adamın üstüne atladın. Ya Ömer, şok oldum gerçekten. Ne yapsaydım Kıvılcım, adamın söylediklerini duymadın mı? Nasıl duracaktım yani öyle? Fatih'in amcasına benzediğini de buradan görmüş oluyorum. Vallahi kimse kusura bakmasın. Yani adam benim yeğenimi camdan atacak, böyle büyük bir olayı herkesten gizleyecek, bir de hiçbir şey olmamış gibi üste çıkacak. Keşke daha fazlasını yapsaydım. Ya geberteceksin böylelerini. Yok. Yok, bu böyle kalmaz. Ben öldürürüm o herifi. Ya sen kimsin, benim adamı camdan atıyorsun? Bak, konuşurken deliriyorum Allah'ım ya. Ben nerelere gideyim? Ay, bu da mı gelecekti bizim başımıza? Ben söyledim, hiçbiriniz dinlemediniz ki beni. Nilay, sus. Ben kızım nerede bilmiyorum. Sen daha hala ne konuşuyorsun? Anne merak etme, bulacağız onu. Yok, bitti bitti artık. Bu saatten sonra benim bu evden cenazem çıkar. Anne, ne biçim konuşuyorsun anne, Allah aşkına? Var var, cenazesi çıkacak birileri var ama bu evden değil. O ailenin kökünü kurutmazsan bana da Fatih demesinler. Bismillah. Hayırdır abla? Hay hayat, sorma. Sorma. Hayat, anneme su getirir misin? Eşkıya mı bunlar ya? Ne demek bu? Fatih, yeter. Baba, Allah aşkına nasıl yeter? Ya ben babasıyım. Hiçbiriniz benim kadar kızgın, benim kadar öfkeli, hiçbiriniz benim kadar üzgün olamazsınız. Ama yangına körükle gitmenin de manası yok. Yok, aklım almıyor benim. Ben düşünüyorum, düşünüyorum, işin içinden çıkamıyorum. Bu kız niye aramadı bizi? Arayamadım dedi ya. Aile almış telefonunu. Başka bir şey mi oldu acaba? Ne gibi? Bilmiyorum ama mantıklı gelmiyor. Benim çocuğum hastanede. Ama benim bundan haberim yok.
Hay Allah'ım, sen aklıma mukayyet. Pardon, size nesi mantıklı gelmiyor? Siz kızınızı tanıdığınızı sandığınız bir adama verdiniz. Köle gibi. Adam da manyak çıktı. Yani bunda anlaşılmayacak bir şey olduğunu hiç sanmıyorum ben. Daha ne diyorsun? Fatih, sen bir karışma. Karışma. Ne demek karışma ya? Konu benim ablam. Öyle mi? Öyle. Siz ablanıza ya da çocuğunuza çok değer verseydiniz, Nur Sema gözünü açar açmaz beni aramazdı. Ne? Senin haberin var mıydı? Vardı. Koynumuzda yılan beslemişiz. Nilay sus. Doğa. Sen kendinde misin? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Nur Sema size zerre güvenmediğinden beni aradı. Hastanedeki halini ben gördüm. Ya odanın kapısının önüne adam dikmişler. Benim oradan onu çıkarana kadar atla karayı seçtim. Niye bize söylemedin? Söyleseydim ne olacaktı Fatih? Bir şey mi değişecekti? Siz inanıp Nur Sema'nın yanında mı olacaktınız? Nur Sema bana inandı, bana güvendi. Ben de ona bir söz verdim. Nereye götürdün kızımı? Bilmiyorum. Hastaneden çıkınca yanımdan ayrıldı. Sana söylemedi yerine, öyle mi? Aynen öyle Nilay'cığım, söylemedi. Kızım böyle bir şeyi biliyordun da bize niye söylemiyorsun? Benim kızımı korumak sana mı düştü? Maalesef babacığım. Maalesef ki bana düştü. Nur Sema size azıcık güvenseydi direkt sizi arardı zaten, beni değil. Peki şimdi nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum, bana da bir şey söylemedi. Herhalde beni sıkıştıracağınızı anladı. Bence siz Nur Sema nerede diye meraklanacağınızı, biz bu kızı bu hale nasıl getirdik diye hayıflanın. Doğa yeter. Bence de artık, bu kadarı da fazla. Bence de. Size iyi geceler. Ha, nasıl cevaplar veriyor, şuna bak. Bir şey demeyecek misiniz? Konuşacağım ben şimdi. Fatih dur. Otur yerine. Üslubu yanlış da söyledikleri doğru. Ne diyorsun sen Abdullah Bey? Öyle hanım. Benim kızımın başına bunlar geldiğinde ilk gelin hanımı aramak geliyorsa aklına, burada bir kırılganlık var demektir. Bunu düşüncemize başkalarını suçlamak kolayımıza geliyor ama hakkaniyetli değil. Biz kabahatli olduk yani şimdi. Evet olduk hanım. Olduk, tanıdık, bildik dedik ama yanıldık. Bunlar nasıl anne baba ya? Kızım ne bilsinler? İyi sanıp yapmışlardır. Al kızımın canını çıkar demediler herhalde. Kime göre iyi anne? Sen bu kadar fevrisin ama bunun başka bir versiyonunu sen de doğaya yaptın. Ne yapmışım anne ben? Zorla biriyle kızımı evlendirmeye mi kalktım? Hayır ama sevdiği biriyle evlenmesine mani olmak istedin. Bu da senin doğrundu. Aynı şey değil mi? Değil anneciğim. İkisi aynı şey değil. Ya ben mani olmaya çalıştım ama kızımı zorla biriyle evlendirmeye kalkmadım. Ya olanları öngördüm, gördüğüm için de uyarmaya çalıştım. Ve bugün o ailenin nasıl bir aile olduğunu yakından da görmüş olduk hep birlikte. Senin koca olarak seçtiğin adam da o aileden biri. Anneciğim, sana kaç kere söyledim, Ömer öyle bir adam değil. Ne kadar farklı olabilir ki? Gördük işte bugünkü tepkisini. Fatih neyse, Ömer de o. Bunlar bu kültürle büyümüşler. Yani sivri köşeleri olan, tabuları olan insanlar. Allah aşkına anne ya, olay Nur Sema'dan nasıl şimdi döndü dolaştı bana geldi? Çünkü günün sonunda beni sen ilgilendiriyorsun. Senin de sonunun böyle olmasını istemem. Sen doğa için endişeleniyorsun, ben de senin için endişeleniyorum. Anneciğim, endişelenmene gerek yok. Öyle bir durum da olmayacak. Ben aşkı için bazı şeyleri alttan alacak, fedakarlık yapacak bir yaşta değilim. Ya bugüne kadar ne için mücadele ettiysem, Ömer'le evlendikten sonra da onun için mücadele edeceğim. İnşallah mücadele etmekten yılmadı. Yılmam anne. Yılmam çünkü Ömer öyle yorucu bir adam değil. Ayrıca ben kimin ne olduğunu anlayacak kadar yaşam deneyimine sahip bir kadınım. Yani endişelenmene gerek yok. İnşallah canım senin dediğin olur. Ya Nur Sema ölseydi? Ya benim kızım canından olsaydı? Allah korusun hanım, deme öyle.
Yani İbrahim bizim gözümüzün önünde büyümüş bir çocuk. Anası belli, babası belli. Hadi İbrahim kötüydü, biz anlamadık. E Hamdi Bey'le Saniye'ye ne demeli? Ay bunlar şeytanın vücut bulmuş hali. Ben o Saniye'yi alıp karşıma konuşacağım Abdullah Bey. Orada ağzımı açıp bir laf edemedim, vallahi içimde kaldı. Hayır. Ne demek hayır? Sen karışmayacaksın. Ya kızımızı hastanelik ettiler, haber bile vermediler. Nasıl karışmayacağım? Hanım tamam, tekrarı tutma artık. Tamam, konu seni aştı. Ben halledeceğim. Ben gerekeni yapacağım. Elbet bunu yanlarına bırakmayacağım. Ne yapacaksın? Allah Allah. Hanım zaten aklımı kaçırmak üzereyim. Bir de sen gelme üstüme. Abdullah Bey. Öfkede akıl olmaz. Hay elinden bir kaza çıkar, Allah korusun. Hanım tamam. Tamam, konuşmak istemiyorum. Bak sen üzüldüysen ben de üzüldüm. Sen öfkelendiysen ben de öfkelendim. Aynı şeyleri konuşup durmayalım artık. Doğaya bir şey demeyeceğiz mi? O da mı yasak? Nursema'nın nerede olduğunu biliyor. Al kızı karşına, konuş. Yeri neresiymiş öğren. Hanım bana bırak dedim. Doğa Nursema'nın yerini biliyor ve bize söylemiyor. Bunu da mı yutalım? Benim de bunlara aklım eriyor. Sen merak etme. Kıza hiçbir şey söylemediğin gibi bir de madalya takacaksın. Hanım tamam artık. Ben şu Nursema'yı arayayım bir. Belki siniri geçmiştir. Açmıyor. İnanamıyorum ya. Nasıl bana söylemezsin? Hadi annemleri suçladı. Ben onun kardeşiyim ya. Hadi söz verdim dedim ya. Kocana yalan söyledin. Ben yalan falan söylemedim. Olanı anlatmadım, hepsi bu. Onu da benden ablan istedi. Ayrıca sen imam nikah günü zaten duruşunu gösterdin. Babanızın kuklası gibi hepiniz o ne derse onu yapmadınız mı? Ne yapacaktık? Bıraksaydık da ablam Umut'a mı kaçsaydı? Keşke. Keşke Fatih. En azından hayati tehlikesi olmazdı. Tövbe tövbe. Nereden bilecektik böyle olacağını? Bilebilirdiniz. Nikahında bir kadın hüngür hüngür ağladı. E gözünüz de mi görmedi? Yine de bu bana söylememeni gerektirmiyor. Hastaneden kaçırmak ne demek ya? Ya sana bir şey olsaydı? Ya bebeklere bir şey olsaydı? Kadın başıma böyle bir şeye kalkışmamalıydım değil mi? Aynen öyle. Senin kocan burada. Geleceksin, bana söyleyeceksin, ben halledeceğim. Gördük senin bu akşamki halletme yöntemlerini. Saldırmak. Beğenemedin mi Doğan'ı? Ne diyecektim herife? İyi yaptın kardeşim, eline sağlık. Bravo. Bir daha at ablamı damdan mı diyecektin? Fatih, sen benim ne anlatmak istediğimi gayet iyi anlıyorsun. Anlıyorsun ama işine gelmiyor. Ama sana şöyle söyleyeyim. Annem baban kadar en az sen de, abin de, hatta o uyuruz Nilay var ya. Hepiniz suçlusunuz. Doğa, çok sinirliyim zaten. Lütfen sus. Sen zaten hep sinirlisin Fatih. Of. Annemle babama da mahcup oldum zaten. Niye? Niye? Söyleyeyim. Karım bizden, en önemlisi benden bir şeyler gizledi. Herkes oturup bunun nedenini bir düşünsün o zaman. Zahmet olmazsa. Yarın yeni hayatının ilk günü. Heyecanlı mısın? Yeni hayat. İsyan bayrağını açtın ya. Artık durmak yok bundan sonra. Bak istersen buradan da kaçabilirsin ha. Bir bilinmezliğin ortasında kala kaldım Alev. Bilinmezlik iyidir. Korkutucudur ama iyidir. Ayrıca ortada kaldığın falan da yok. Yani sen akıllı, eğitimli, genç bir kadınsın. Girersin bir işe, çalışırsın, kimseye de muhtaç olmazsın.
Kim bana iş verecek? Ben daha önce hiç çalışmadım ki. Her şeyin bir ilki vardır. Ya harika hat yapıyorsun. Onları yapar satarsın. Bir atölyede çalışırsın. Ya bak burada da istediğin kadar kalabilirsin. Çünkü sana ara ara... sana yük oluyorum. Perileri geliyor da o yüzden söylüyorum. Teşekkür ederim Alev. Tabii doğaya da. Sizinle ilgili daha önce düşündüğüm onca şey için çok utanıyorum. Hiç utanma. Biz de sana bayılmıyorduk biliyorsun yani. Biz kadınlar bazen ilk görüşte nefrete inanıyoruz ama... böyle birimizin başına bir şey geldiğinde de işte aslan kesiliyoruz. Ben yapamazdım. Bende o cesaret yok. Her işte bir hayır varmış işte bak. Bundan sonra beni kaçırırlarsa bütün prosedüre hakimsin. Öyle düşün, sen kurtarırsın beni. Ali. Neyse en azından gülebiliyoruz değil mi? Daha çok güleceğiz Nursema, sen hiç merak etme. İnşallah. Gel. Gel Ekrem. Beni çağırmışsınız efendim. Dün akşam bizim için çok sıkıntılı bir zamanda. Hayrolsun Abdullah Bey. Nursema'nın başına hiç hoş olmayan şeyler gelmiş ve bizim çok sonradan haberimiz oldu. Sana olayı detaylı anlatırım ama zamanımız yok. Zaman kaybetmeden Nursema'yı bulmamız lazım. Bulmamız derken? Eve gelmedi. Kocası olacak sizin yanında da değil. Doğayı takip etmeni istiyorum. Abdullah Bey merakım maruz görün ama neden Doğa Hanım? Çünkü Nursema ile görüşen bir tek Doğa. Ve görüşmeye de devam edecek. Dolayısıyla gözünü gelin hanımdan ayırmayacaksın. Nereye gitti, ne yaptı, kimle görüştü hepsini bana bildireceksin. Hiç merak etmeyin. Gözünü dört aç Ekrem, bu konu önemli. Tamam. Anne babam yok mu? Sabah gözünü açar açmaz çıktı. Sahurda da ağzına lokma koymadı. Rabbim onun sağlığını korusun. Dün gece ömründen ömür gitti adam. Kızım sen arıyorsun değil mi ablanı? Arıyorum anne sürekli ama telefonu kapalı. Keşke bu halinle oruç tutmasaydım. Tutmasam ne olacak? Ağzımdan lokma geçecek hal mi kaldı? Baştan beri biliyor olsaydık her şeyi... her şey çok farklı olurdu tabii. Utanç sanaydı Doğacığım. Merak etme Dilaycığım. Anladım. O kadar aklım var çok şükür. Ama cevap vermemeyi tercih ediyorum. Zaten ne cevap vereceksin ki kızım? Sen bunca şeyi bizden saklayacağına gelip bize söylemen lazımdı. Biz onun annesiyiz, babasıyız. Sen kendince kimi kimden koruyorsun? Korumaya siz mecbur bıraktınız ne yazık ki. Ya pardon da burada bana yükleneceğinize acaba oturup kendi hatalarınızı mı konuşsanız? Seni aradığında buraya getirseydin keşke. İstemedi. Bana yardım et diye yalvaran bir insanı cellatlarının eline mi verseydim? Cellat mı? Doğa. Ay yok oğlum yok. Biz alıştık senin karının böyle laflarına. Ya düşündüğümü hissettiğimi söylemek zorundayım kusura bakmayın ama... Nursema söyleyemediği için bu hale gelip camdan aşağı atıldı. Resmen öldürülmek istendi. Bence siz bu konunun üstünde durun. Öldüreceğim o herifi. Fatih. Abicim tamam kurban olayım. Bak kızım gördün mü işte. Kadın kısmısı böyle kocasını doldurmaz. Telkin eder onu. Sakinleştirir. Sen böyle fişeklersen sonu fena olur sonra. Onu doldurmam söz konusu bile olamaz pembe anne. Ayrıca Fatih'in şu anki siniri o adama değil. Nursema evlenirken size olmalıydı. Tövbe yarabbi neler diyorsun Doğa? Doğa yeter artık. Yeter. Siz de benim üstüme gelip durmayın o zaman. Ben ne yaptım? Ben sadece Nursema'yı kurtardım. Ve
Beni azarlayacağınıza teşekkür etmelisiniz. Ama resmen hepiniz beni düşman bellediniz. Kız doğru söylüyor. Yanlış bir şey yapmamış. Mustafa. Ay vallahi başım tuttu benim. Anneciğim dur. Beğendin mi yaptığını? Kadın zaten perişan. Hadi annen bana laf söyleyip duruyor. Sussa mıydım, ne yapsaydım? Kendimi savunmak suç mu oldu? Doğa biraz yapıcı olsan ne olur? Evde herkes perişan diyorum sana. Keşke sen de bir kere de olsa benim yanımda olsan. Ben çıkıyorum. Hiç mi yanında olmadım? Ablamın yaşadıklarından dolayı kendimi berbat hissediyor olamaz mıyım? Ben de üzgünüm. Ben de ne yapacağımı bilemiyor olabilirim. Ve bütün bunlar olurken bir şeyleri sadece karımın biliyor olmasını hazmedemiyor olmam normal değil mi? E tamam Fatih. O zaman bunu böyle anlatsana. Ne bu böyle agresif tavırlar? Yok ya. Şu an konuşamayacağız, geriliyoruz. Akşam sakin kafayla konuşuruz. Tamam. Nasılsın? Yengem nasıl? Nasıl olalım Ömer? Abi dün geceden beri gözüme uyku girmedi. Gece seni arayayım istedim ama telaş yapma diye aramadım. Yok, zaten hepimiz ayaktaydık. Abi gerçekten anlamıyorum. O adam senin eski dostun değil miydi? Ya bizim ailemize böyle bir şey yapmaya nasıl cesaret ederler? Bir anlasam Ömer. Kızımın başına gelenlere mi yanayım? Bize haber vermemesine mi yanayım? Dostum dediğim insanın yaptıklarına mı yanayım? Ben ne yapayım Ömer? Ne yapayım ben? Ben evladım için iyi bir şey yaptığımı düşünürken evladımı ölümle burun buruna getirmişim. Ölsem iyidir. Deme abi deme. Allah korusun. Kızımız kendi ayarında biriyle evlensin dedik. Rahat etsin dedik. Mutlu olsun dedik. Şu başımıza gelenlere bak. Bilemedim böyle olacağını. Yine de bu kadar düşünme. Allah korusun, hasta olursun. Nursema'nın yaşadıklarının yanında ben hasta olmuşum ne ki? Bir haber var mı Nursema'nın? Yok. Ama bulacağım. O şimdi kızgın. Ama onun yeri bizim evimiz. Ben onu ikna edeceğim. Asıl sorun o Hamdi ile ailesi. Bu yapılanları sineye çekmem imkansız Ömer. Çekmeyeceğiz zaten. Ben onlara kızımı emanet ettim. Onlar emanete ihanet ettiler. Tamam, birilerini cezalandırmak bize düşmez ama insanı zıvanadan çıkardı. Ben onlara özellikle o İbrahim deneyim. Öyle bir ders vereceğim ki. Bu işi ben halledeceğim abi. Nasıl? Sen bu işe karışma. O aileye de, o oğlana da gerekeni yapacağım. Sen müşteri ol. Olmaz öyle şey. Abi, senden rica ediyorum, bu işe karışma. Nursema benim yeğenim. Canımın içi. Benim de evladım sayılır. Ona yapılan bana da yapıldı demek. Değil kızımıza yaptıklarına. Bu aileyi tanıdıklarına pişman edeceğim onları. İyi madem. Oha ya. Ne diyorsunuz siz? Ya... Hakikaten yani neler gelmiş öyle kızın başına, çok yazık. Vallahi çok etkilendim. Sabahı sabah ettim. Pembe Hanım'ı düşünemiyorum bile. Aman anneciğim Allah aşkına, Pembe Hanım kızına mı üzülüyor? Kızının evliliğinin bitmesine mi üzülüyor bilemiyorum artık. Ay Kıvılcım sen de yani. Aynen anne. Yani kadın herhalde üzülmüştür kızının o durumuna. Aha. Nursema iyileşsin de. İnşallah tez zamanda her şey düzelir. Hmm.
Ay bu nasıl bir uyu baktır, çeçesine ev ısırdı beni. Ne oldu acaba ya? Günaydın. Aa, günaydın. Neler yapmışsın, kıyamam sana. Niye zahmet ettin, yordun kendini? Dün akşamdan sonra böyle bir hafifleme hissettim. Etrafı da topladım. Vallahi eline sağlık. İlaç içiyorum ya, oruç tutamıyorum. O yüzden beraber kahvaltı yaparız dedim. İyi yapmışsın. Gel. Neye gülüyorsun? Bana bak Nursema. Biz seninle böyle üniversitedeki ev arkadaşları gibi olmadık mı şu an? Yakında iş bölümü de yaparız. Olur. Ben ev işi çok severim. Ay ben hiç sevmem. Belli. Ya Nursema. Yani sormayayım diyorum ama. Umut ne olacak? Konunun buraya geleceğini biliyordum. Yani olan bitenden haberi yok. Seni hala evli ve daha da kötüsü mutlu zannediyor. Hiç mi açıklama yapmayacaksın? Yapacağım tabii ki. Ama şimdi değil. Ben onun karşısına böyle temizlenmiş, boşanmış, tüm bu olanları geride bırakmış olarak çıkmak istiyorum. Peki, haklısın tabii. Alev, en yakın arkadaşına benim yüzümden yalan söylemek zorunda kaldığını ve buna çok üzüldüğünü anlıyorum. Ama lütfen benim için biraz daha dişini sık. Nursema, sen bunları düşünme şimdi, hiç kafana takma. Zaten Umut beni anlar. Ayrıca biz o sırada senin canını kurtarmanın derdindeydik. Pislik İbrahim'den bir boşanayım. Sonra çıkacağım Umut'un karşısına. Ay inşallah Nursema. Bir de şey. Umut bizim apartmana taşındı. Ne? Vallahi. Kendi ev sahibiyle sorun yaşadı. Artık annemin kiracısı. Sen pek bir yere çıkmıyorsun biliyorum ama hani yine de apartmanın içinde falan dikkat et diye söyleyeyim dedim. Tamam. Ben şu anda Umut'la aynı apartmandayım. Çok garip. Garip değil tatlım. Kader sizi bir araya getiriyor işte. Ay Nilay. Ben böyle oturdukça bana geliyorlar kızım. Benim kızım ortada yok. Hiçbir şey yapamıyorum ben. Ay anne ne yapsak? Acaba Didem Arslan'a mı başvursak ha? Ha bir yerden çıkar herhalde. Ay ya da Emine'ye kaçmış olmasın? Yok onu aradım ben, ağzını yokladım. O garibimin dünyadan haberi yok ki. Zaten pek akıllı da bir şey değil o. Ay anneciğim. Vallahi bu olumsuz havadan bebeğim etkilenecek diye çok korkuyorum. Doğa da bu eve geldi geleli bela başımızdan eksik olmuyor. Ay Nilay yani sen de ayağına taş değse Doğa'dan bileceksin kızım. Sen de benim haklı olduğumu biliyorsun anne. Baksana nasıl sana çat çat cevap veriyor. Benim kıymetimi bil. Bak yanında sadece ben varım. Nilay ne olursun sus yavrum. Bak dünya üzerime geliyor benim. Allah aşkına ağzından hayırlı bir laf çıksın ne olursun. Vallahi tansiyonum oynadı benim gene. Hık diye gideceğim yani ben bir gün. Anneciğim Allah korusun. O nasıl söz öyle ya? Benim bebeğim doğmadan babaannesi mi kalsın şimdi? Sen git güzelce dinlen. Ben de zaten çıkacağım. Hamile yogasına gideceğim. Ay çık kızım çık. Çık sen git bir havalan gel. Değil mi? Ay. Tamam. Benim kıymetimi bir gün anlayacaksın da. Bakalım ne zaman. Ne haber sister? Aynı şeyler. Çıkışta annemin yanına gideceğim. Senle gel. Hem sana hem ona bir değişiklik olsun. Tabii ki gelirim. Söz verdik bir kere.
Bizi de söz senettir diyorsun. Herhalde. Ama bak çıkışta bir hamburger yerim ona göre. Bak ettiğin lafa bak şimdi ya. Ayıp ediyorsun abi. Bizim evin orada çok güzel bir ıslak hamburgerci var. Gidelim mi? Gidelim ya. Yani biraz kötü kokarız ama olsun. Kokalım be. Bugün de kötü kokalım. Ne olmuş ya? Yalnız farkında mısın? Biz seninle kanka olunca iyice saldık. Bu sabah patronumun evinde şöyle kallavi bir kahvaltı sofrası hayal ediyordum ama bilmiyorum yani yine. Poğaçaya talimiz. Yaparız canım. Onu da nasılsa komşuyuz artık. Yaparız tabii canım. Ya ben zaten sabah erken kalkabilseydim gidip simitleri alıp gelecektim sana ama işte geçe kaldım. Ya kahvaltı dediğin esas Kıvılcım'ın evinde yapılır. Yani Sönmez Sultan ev so kahvaltı sofrası hazırlıyor. Yani o yüzden hiç bana değil sen onlara gideceksin o iş için. Ha. Hayırdır sen sabah müsait değildi galiba. Yok ne alakası var? Şşş. Apo'ya eve mi attın yoksa? Bana bak. Sana bir çakarım aydınlanırsın. Ondan sonra kim kimi nereye atmış daha net görürsün. Ya tamam kızma ya bir şey demedim. Allah Allah. Ben bu saniyeye iki laf etmezsem orta yerimden çatlarım. Kızımı sahipsiz sanacaklar. Ay hayat Nilay çıktı mı? Az önce gitti abla. Ay aman çıksın. Havalansın biraz yoksa çenesine vuruyor onun. Ay sen de buzluktan kıymayı çıkar. Ben gelene kadar o çözülür zaten. Akşama bir karnıyarık yaparız. Hem belki Nur Sema da gelir. Ay pek sever o karnıyarı. İnşallah abla. Ben de hep dua ediyorum. Sağ ol canım. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Bismillah. Fatih Bey, Doğa Hanım'ın staj yapacağı kliniğin sahibi Celal Bey geldi. Heh, şahane. Hemen içeri alalım. Tabii. Bu arada avukatınız otel satışının tamamlandığını, paranın hem sizin hem de Kayhan Bey'in hesabına bugün geçeceğini söyledi. Tamam. Ben bugün onu ararım. Buyurun. Teşekkür ederim. Fatih Bey, Celal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizi sormalı. Teşekkür ederim hamdolsun. Aslında ben de gelirdim sizi buralara kadar yormuş olduk ama kusura bakmayın artık. Yok canım olur mu öyle şey? Bütün çalışanlarımıza otelinizde bir hafta konaklama verdiniz. En azından sizi bizzat ziyaret edip teşekkür etmek istedim. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Fatih Bey yalnız bir şey öğrenmek istiyorum. Bizi nasıl buldunuz? Çok zor olmadı aslında. Karım sizin yanınızda staj yapacak. Ah öyle mi? Demek ki gelecek öğrencilerimizden biri de eşiniz. İsmi nedir acaba? Doğa Ünal. Tamam. Aklımda bulunsun. Aslında sizinle görüşmek isteme sebeplerinden birisi de buydu Celal Bey. Karım hamile. Ama eğitimine devam etmek istiyor bir yandan. Açıkçası ben çok sıcak bakmıyorum bu konuya ama... onun üzülmesini de istemiyorum haliyle. Tabii, sizi anlıyorum. Madem sizin yanınızda staj yapacak... o zaman sadece kadın hastalara bakmasını istiyorum. Nasıl yani? Yani erkek hastalarla bütün gün ağız ağza iç içe olması... bana çok doğru gelmiyor. Bu konuda yardımcı olmanız beni mutlu eder. Hem benim de aklım kalmamış olur. Tabii ki bu konuda size yardım etmeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Yani kadın hastaları eşime yönlendirmeniz... sizin için bir sorun teşkil etmeyecektir herhalde. Fatih Bey bakın sizi kırmak istemiyorum ama... elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım merak etmeyin. Şahane. Ha bir de şu küçük sohbetimizden eşimin haberi olmazsa aramızda kalırsa çok sevinirim. Tabii tabii. Üstelik oğlum. Teşekkürler. Hadi bakalım. Oğlum bu ne hal? Toparlan biraz. İşe de gitmedin. İşe gidecek halimi bıraktılar anne. Aldınız o deli kızı yaktınız benim başıma. Günaydın. Günaydın kızım. Ne yapıyorsun? Neyim senden? Sus. Sen hiç konuşma. Kim bilir başımıza neler gelecek. Bu iş böyle bitmeyecek tabii. Siz nasıl insanlarsınız? Ha? Allah'ınızdan bulun. Pembecim, sus. Sen sakın bana pembecim deme. Sen şeytansın. Pembe Hanım, sakin olun. Annemin bir suçu yok.
Ben size evladımı, gözümün nuru kızımı emanet ettim. Ona gelin değil kızınız gibi davranırsınız, incitmezsiniz dedim ama siz ne yaptınız? Neredeyse canını alıyordunuz kızımın. Allah sizin belanızı versin. Allah size gün yüzü göstermesin inşallah. Yeter be. Sen o deli kızını bize kakalayacağını önce onu tedavi ettirseydin. Dün gece manyak oğlun şimdi sen. Rahat bırakın bize ya. Allah seni ıslah etsin. Yazıklar olsun senin gibi adama. Biraz ileri gitmiyor musun Pembe? Size az bile söylüyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Benim kızıma yaşattıklarınızın bin beteri sizin başınıza gelsin inşallah. Hadi yürü be. Sen kimin evinde kime bağırıyorsun? Tüh sana. Pislik köpek seni. Efendim damat. Kayhan Bey merhaba, nasılsınız? Ya oğlum nasıl olayım yani, iyi değilim tabii ki. Otelim elimden gitti ya. Otel zaten hiç sizin olmamıştı Kayhan Bey. O yüzden çok da hırpalamayın kendinizi. Otelin satışı gerçekleşti. Para ikimizin de hesabında olacak bugün. Size yatan miktarı bana gönderirseniz çok sevinirim. İşler ne kadar da böyle hızlı ilerliyor değil mi damat ha? Vallahi maşallah ya. Olması gerektiği gibi diyelim. Siz arada hesabınızı kontrol eder, parayı atmış mı yatmamış mı bakarsınız. Tamam, haber vereceğim ben sana, tamam hadi. İyi günler. Ulan herife bak ya. Ben senin kayınbabanım, eşek herif. Ne lan öyle elemanınla konuşur gibi konuşuyorsun? Paranın gözü çıksın ya. Paran varsa bu hayatta adamsın kardeşim. Neyse şu Leman işini hızlandırmalıyım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Nursema. Seninle gurur duyuyorum. Çay yapayım mı sana? Ay boş ver çayı. Hadi gel. Oturalım. Çayı sonra içeriz. Rahat mısın? Rahatım, rahatım. Benden sonrası Tufan herhalde. Aynen öyle. Fatih İbrahim'i Ömer amca da babasını tartakladı. Ne? Aman iyi oldu valla. Hatta ben de bir ara annesine girişsem mi diye düşünmedim değil. Ay Doğa. Ama ne yapayım? Hak ettiler yani. Annem nasıl? Perişan halde. Ama üzüldün mü? Hayır. Baba. O da kötü. Nursema herkes çok kötü. Nasıl iyi olsunlar? Eve gelince de tartışma devam etti. Bitmedi. Ben de dayanamadım. Her şeyi anlattım. Neyi anlattın? Olanları. Seni hastaneden aldığımı, çıkardığımı. Ah Doğa. Kendini de yaktın yani. Fatih delirmiştir. Delirirse delirsin Nursema. Ben doğru olanı yaptım. Annem de artık seni iyice düşmanı beller. Hiç umurumda değil. Sana sahip çıkması gerekenler sahip çıkmadı. Ben ne yapsaydım? Kaldığım yeri sordular mı? Sordular tabii. Ben söylemedim. Hastaneden çıktıktan sonra yanımdan ayrıldı. Yerini de bilmiyorum dedim. İnanmamışlardır kesin. İnanmasınlar. En azından söylemeyeceğimi anladılar. Nursema, bak sen isteyene kadar ben tek kelime bile ezmem. Amerikan servisi. Mustafa acaba kırmızı beyaz böyle kareli masa örtüleri mi yapsak? Ay çok güzel olur. Hatta şey gibi böyle tam ev yemekleri yeri gibi olur. Ama
Onun da temizliği dert olmaz mı? Olur olmasın ama istersen şöyle yapalım. Her ikisinden de birer tane örnek numune söyleyelim. Buraya gelsin, burada bakarız. Aferin be Mustafa. Sen bu işi biliyorsun. Yaptıralım numuneleri. Evet, şimdi. Şimdi çatal, kaşık, bıçak, peçetelik. Hoş geldin Nilay. Hoş buldum. Hayırdır, Mustafa Katip mi oğlum? Hoş geldin Nilay'cığım. Hoş buldum. Geçerken bir yanınıza uğrayayım dedim. Biz de liste yapıyorduk. Siz zaten lokanta sahibi değil misiniz? Niye bunu yapıyorsunuz ki? Lokanta sahibinin her şeyi bilmesi gerekir. İş başarılı olur o zaman. İyi, verin madem, ben de bir bakayım listeye. Fena değil, güzel. Olmuş bu. Senin aklına bir şeyler geliyorsa söyle Nilay'cığım. Acaba düşünüyorum da... çatal bıçak takımı altın kaplama mı olsa? Altın mı? Abdullah Ünal'ın oğlu lokanta açıyor. Plastik çatal bıçak olacak hali yok herhalde. İyi de yani plastik olmayacak tabii ama... biz lüks bir yer açmıyoruz. Bence lüks olmalı. Lüks olsun ki önünde kuyruk olsun değil mi? Yok Dilay, biz öyle hayal etmedik. Daha çok böyle yöresel mutfak falan. Her gün değişik menü. Ben pek bilemedim sanki ya. Burası fazla küçük. Neyse, ben boş zamanlarımda gelirim, sizinle çalışırım. Akıl veririm size. Yok yok. Sen yorulma. Hamilesin ya. Evet Dilay, yorulma sen, boş ver. Doğa ceylan gibi sekiyor. Kimse ona yorulma demiyor. Bir şey olmaz, ben de geleceğim. Neyse tamam, sen nereden geliyorsun bakayım? Hamile yogasından. Ne güzel. Doğa da gidiyor. Sevdin mi bari? Aman deli saçmalığı. Nefes al, nefes ver. Eğil kalk. Ben biraz dolaşayım bari bakayım. Geldi. Resmen evi bastı. Nutkum tutuldu. O kibar diye bildiğimiz Pembe'nin içinden bir çirkef çıktı. Nihayetinde biri bir tepki verecek değiller ki. Hamdi Bey. Ben bu işin büyümesinden korkuyorum. Bir şey olmaz. Biz de boş değiliz. Kim kime ne yapacak? Ben iki eski dost düşman olacak diyorum. Senin konuştuğun lafa bak. Bu iş kan davasına gitmese bari. Anne abartma sen de Allah'ını seversen ya. Boşarız, olur biter. Zaten o evde kalmış deli kıza kim inanacak? Babası da öyle intikam alabilecek bir adam falan değil, sen merak etme. Sen dua et. Sen dua et de bu iş Pembe Hanım'ın senin suratına tükürmesiyle kalsın. Sen dua et. Ben ne yaptım? Kızımı yağmurdan kaçırırken dolunun altında bırakmışım. Allah'ım seni affet ne olur. Allah'ım sen bana yardım et ne olur. Kızımı kavuştur beni yarabbim. Merkez Efendi Hazretlerine gidebilir miyiz? Tabii efendim. Pembe anne vazgeçmeyecek. Sana ulaşana kadar aramaya devam edecek. Ama ben vazgeçtim Doğa. İstediği kadar arasın. Annem o benim. Hayatımın sonuna kadar ona kızgın kalamam. Ama şu anda onu affedemiyorum. Nikah gecesi kulağına anne beni bırakma diye fısıldadığımda o yüzündeki umursamaz ifade var ya. Ben onu ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Çok haklısın. Ben de anneme hamile olduğumu söylediğimde
beni zorla kürtaja götürmüştü. Ne? Ya, ben de oradan kaçtım. Bu anneler neden böyle? Neden bizim için en doğru olanı hep kendilerinin bildiğini zannediyorlar? Bilmem. Umarım ben de öyle bir anne olmam. İmkansız. Annem hep sen de anne olunca görürsün diyor. Benimki de hep öyle diyor. Ama ben bence anne olamayacağım. Niye öyle söyledin Nursem o? Niye olmayasın? Bilmem. Ben öyle hissediyorum. Hissetme o zaman. Bak, ben olanları unuttum bile. Sen de unutacaksın. Yani unutması biraz zor olacak tabii. Ama unutacaksın. Sağ ol canım. Allah razı olsun. Ben senden bir şey isteyebilir miyim Doğa? Tabii. Bana evden seccade ve birkaç parça kıyafet getirir misin? Tabii, tabii getiririm. Namaz kılıyorum ya, burada seccade yok. Bir de öyle evde giyecek birkaç parça rahat kıyafet. Tamam, merak etme sen, ben hallederim. Hatta yarın uğrarım, bırakırım sana. Tamam. Tek isteğim kızımın mutluluğuydu. İyi bir hayat yaşamasıydı. Bilmeden onu kendi ellerimle resmen ölüme yolladım ben. Sen kalbimi, niyetimi biliyorsun Allah. Günahlarımı affet, kusurlarımızı bağışla ya Rabbi. Nursema'm tez zamanda evine dönsün inşallah. Yavrum, ne iyi ettin de geldin. Arkadaşın da pek güzelmiş maşallah. Bana o kadar iyi geldiniz ki. Biz hep geliriz Leman teyzeciğim. Siz hiç canınızı sıkmayın. Canım kızım. Annem biz yavaştan kalkalım. Olur mu? Tamam. Tamam yavrum. Babanı mı gördüm az önce ben? Yanlış mı anladım? Yo, ne alaka ki babam burada? Yanlış görmüşsündür. Allah Allah. Karıştırdım herhalde. Ne istersin? Bir dahaki ziyaretimizde ne getirelim sana? Ay Metehan, sen bana ne getir biliyor musun? Tahin helvası. Canım mı çekti? Evet. Tamam. Getiririz. Tamam. Ben bunu kaydediyorum. Biz kalkalım şimdi, tamam? Tamam yavrum, hadi. Ne zaman gelirsin bir daha? Bak. Arkadaşını da getir, olur mu? Geleceğiz, siz hiç merak etme. Yine geleceğiz. Geleceğiz, geleceğiz. Sen kendine dikkat et yeter, tamam? Hadi Allah'a emanet olun yavrum. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Görüşürüz güzel kızım. Oh. Hadi görüşürüz yavrum. Bay bay. Dünyanın en güzel kadını nasılmış bakalım? Merhaba. Buyurun. Teşekkür ederim. Oğlumla arkadaşı buradalardı biraz önce. Yeni gittiler. Ha öyle mi? Keşke görseydim. Oğlunuzla bir şey konuşacaktım. Oğlumla mı? Leman Hanım oturur musunuz lütfen? Tabii. Leman,
Ben sana tutuldum. Seni ilk gördüğüm an aşık oldum Lema. Yemeden içmeden kesildim. Bana mı? Hayatımda senin kadar güzel, edepli, kibar bir kadın daha tanımadım. Yıllardır seni aramışım Leman. Bak karşıma çıktın. Kayhan Bey, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Oğlunu görsem Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni isterdim biliyor musun Leman? Ne? Sensiz ömrüm olsun istemiyorum. Ben sensiz yaşayamam Leman. Anla beni. Leman. Benimle evlenir misin? Yes baby. Ha baby tabii. Kızım neredesin sen ya? Hani yardıma gelecektin bana? Tamam yoldayım ya, bekle biraz. Kalmadı bir şey, bitti. E daha iyi işte, kahve yaparsın. Ha sen bayağı işin bitmesini bekledin yani. Yani evet, birazcık öyle yapmış olabilirim. Ay, ne oluyor ya? Ne oldu? Şaka mı bu? Alo Alev, ne oldu? Araba tekledi, bozuldu galiba, dumanlar falan çıkıyor. Geleyim mi? Yok, ben şimdi servisi çağırırım. Tamam, haber ver bana. Tamam. Ben Alev Arslan. Ya benim arabam bozuldu, dumanlar falan çıkıyor. Bana bir çekici gönderebilir misiniz? Tamam, ben şimdi size konumu atıyorum. Tamam, teşekkürler. Efendim. Tamam, dediğim gibi sen gözün üstünden ayırma. Araçtayım ben şimdi, eve gidince seni evden arayayım. Tamam. Hayırdır Abdullah baba? Bir sorun mu var? Yok oğlum, ne sorun olacak Allah aşkına. Bak babacığım, beni biliyorsun ha. Bir şey varsa söyle bana, ben hallederim yani. Sen beni bir nevi koruman olarak belli. Eyvallah. Hayat, biz bu pilavı çok mu yaptık acaba? Her zamanki gibi üç ölçü yaptım ama. Neyse, artarsa yarın kadın budu yaparız artık. Anne. Hı? İftara hazırlık mı? Allah kabul ederse. Gülaç yaptın mı? Yaptım. Gül suyu da serpiştirdim. Eline sağlık anneciğim. Ben de bugün Mustafa'nın açacağı lokantaya gittim. Ne? Ortalığı bir kolaçan edeyim dedim ya, iyi ki gitmişim. Ne oldu ki? Sönmez Hanım şimdiden kendi patron sanmaya başlamış bile. Bizimkinin yanına oturtmuş çocuk gibi emirler yağdırıyor. Nasıl yani? Yok şunu al, bunu alma. Bizimki de not tutuyor. E tabii ben hiç durur muyum? Hop dedim, bir dakika, ben kocam sokakta bulmadım. Ah kızım, yani bu kadın da kaç yaşında, bari yaşına hürmeten biraz saygılı konuşsaydın. Merak etme anneciğim, ben abi altından sopa gösterdim. Benim kocam koskoca holding veliahtı. Hı? Lütfetmiş, seninle lokanta açmaya karar vermiş. Biraz yerini bil. E para bizden çıkıyor, sen hayırdır dedim. Yani birazın içimden söyledim tabii. İyi, çok şükür bari. Ama arada gidip herkesi hizaya sokacağım. Mustafa'm çok iyi niyetli vallahi.
Hocam kimseye kullandıkma. Ay, aferin kızım. Yardım edeyim mi? Tamam, et. Ne yapayım? Al bir bıçak eline, soy şunları. Babacığım, işin yoksa hemen çıkmayacaksan arabaya bir boya koruma yaptırayım diyorum. Şöyle parlasın, canti olsun yani. Neyi götür? Allah'ım el babam. Tamam, sen de. Akıyor be. Kabul et. Gelsin paralar. Teşekkürler. Rica ederim. Geçiyorsun. Memlekette taksi yok. VIP araç hiç yok. Nerede kaldı ya? Alo. Alo, geliyor musunuz? Evet evet, bir cami var. Onu geçince sağdayım ben. Gördüm ben sizi. Bakın elimi kaldırıyorum. Elimi kaldırıyorum. Bu kadar saydırdım ama iyi ki beklemişim ya. İyi günler. İyi günler. Eyvah. Sen Nilay'ın bir şeysin ya. Abisi oluyorum. Korsan taksi misin? Ah ablacığım ah. Ben ne yaşıyorum bir bilsen. Ne yaşıyorsun? Abdullah baba beni şoför olarak işe aldı. Ha, bu Apo'nun arabası. Ya Apo'nun arabası. Apo mu? Ha. Siz yakın arkadaşlar aranızda Apo mu diyorsunuz? Ben demem. Diyemem yani. Çalışmadığın zamanlarda da arabayı işletiyorsun anladığım kadarıyla. Yani işletiyorsun biraz ağır olur ablacığım ya. Gecemi gündüzüme katıyorum. Çalışıyorum, didiniyorum. Apo'nun da haberi yok tabii. Yok, Apo bilmiyor. Yani bilmese de ne kadar güzel olur. Bir yetim sevindirirsin be abla. Yetim sen misin? He. İyi tamam, söylemem. Aslansın be abla. Bak bundan sonra sana araba lazım olduğu zaman sen direkt beni ara. Uygulamayı boş ver yani. Tamam, inerken alırım numaranı. Sen o zaman Pembe'nin de şoförüsün. Yok, ben sadece Abdullah babayla'yım. Gerçi onlar galiba beraber bir yere gitmiyorlar pek. Yok, alakaları yok yani. Pembe anne en fazla cama çıkıyor evde. Zaten ablacığım böyle uzun evliliklerde insanlar birbirinden sıkılır. Bunlar gayet normal yani. Bence de. İkimiz de şoku atlatmış gibiyiz herhalde sanki. Abin nasıl? Pek iyi değil. Nur Sema'dan bir haber var mı? Henüz bir haber yok. Merak etmeyin, o da kafasını dinliyordur şu anda. Sakinleşince çıkar ortaya. Umarım. Sen yengemi arayabildin mi? Yok, aramadım. Yani çok kabahatli olduklarını düşündüğüm için ters bir şey söylerim, daha çok ortamı gererim diye aramadım. Ya arayamadım açıkçası. Anladım. Ama sanki yine de bir arasan iyi olur. Arayacağım tabii ki canım, merak etme. Teşekkür ederim. Ne için? Anlayışın için. Yani bu durumun sana ne kadar ters geldiğini farkındayım. Ama yine de benim için fedakarlık yapıyorsun. Asıl ben senin anlayışın için teşekkür ederim. Arada sırada böyle dediğim dedik, git geldi biri olabiliyorum. Yok ya, nereden çıkarıyorsun dermişim. Bak söylediğime pişman etme beni şu an. Tamam, sustum. Yani bazı konularda seninle birlikte törpülendim sanki. Ben de öyle. Ben de senden çok şey öğreniyorum. Mutlu olmanın sırrı da burada zaten. Birbirimizi eğitiyoruz. Ben çok korkuyorum bazen, biliyor musun?
Neden? Yani böyle çok mutlu olarak yaşamaya pek alışkın değilim de ben. Sanki her an böyle bir şey olacakmış. Yani bu mutluluk bozulacakmış gibi düşünüyorum bazen. Bu duruma alışmaya başlasan iyi olacak bence. Çünkü korkulacak hiçbir şey olmayacak. Çok mutlu olacağız. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hello. Alev, sen kendinde misin? Aa, ne oldu be? Abdullah Bey'in arabası değil mi bu? Şimdi seni eve o mu bıraktı? Yok ya, uygulamadan çağırdım. Taksi o. Alev, karşıdan aptal biri gibi mi duruyorum? Ne oluyor Alev? Annem adamı senin evinde görüyor. Karısı senden şüpheleniyor. Sen şimdi şoförüyle arabasında geziyorsun. Ne oluyor? Ama uygulamadan çağırdım. Yani tamam, şu an yalan gibi duruyor olabilir de değil. Alev, bak, ayağını denk al. Senden çok rica ediyorum. Zaten çok ince bir buz üstünde yürüyoruz. Sen de üstüne bir de tüy dikme. Yalvarıyorum sana, lütfen. Yani ben doğruyu söylüyorum ama. Tamam, o zaman daha dikkatli olacağım. Memnun musun? Değilim Alev. Hı. Konuştu sönmez hanımın kızı. Ne yapayım? Başka çare mi bırakıyorsun? Ya anlatıyorum, anlaşılamıyorum bir türlü. Lütfen artık, yeter. Lütfen. Hangi birinizle uğraşacağımı şaşırdım ben. Ben bir Umut'a bakayım o zaman. Oo, ne haber patron? İyi, ne olsun ya. Günlük azar dozumu aldım, geldim. Sönmez teyze mi? Yok. Onun bir küçüğü. Minyatürü olan. Kıvılcım. Hayda, o ne diyor? Ya uygulamadan araç çağırdım. Apo'nun arabası geldi. Nasıl? Apo'nun şoförü ondan gizli bu işi yapıyormuş. Yemin ediyorum fıkra gibi her günümüz ya. Abi çok iyiymiş ya. Bak, kader ağlarını örmüş. Geçmişler olsun. Aman sus, sus. Ya ben kaçsam da Apo kovalıyor. Her yerde karşıma çıkıyor. O çıkmasa şoför karşıma çıkıyor. Bir unutturmadı kendini. Gerçekten baydım. Evren sizin için çalışıyor olmasın? Ay ne olur olmasın. Neyse. Hadi ben gidiyorum. Sen de gel sonra. Ha, Buket gelecek. Ha. Siz bayağı tam gaz devam yani. Yok be. Program için çalışacağız işte. Öyle söyleyeceğimiz şarkılar falan. Sevgili misiniz? Değiliz. Kızım sen dengesiz misin ya? Bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Ya ben... Yani ağırdan alın diye öyle söylüyorum canım. Sonuçta hayatta ne olacağı belli olmaz yani. O ne demek şimdi? İşte olmaz. Hayatta ne olacağı belli. Sen bana bak. Siz bu Kıvılcım'la kapıştınız ya. Akşam onu al, o da Ömer'i alsın. Bizim bara gelin. Ben biraz kafanız dağılır. Ben şu an Kıvılcım'la Ömer'i hiç sizin barda hayal edemedim. Ya et işte be. Bir kere de beni dinlemeye gelsinler. Ne olacak? İyi tamam, sorarım. Ama söz vermiyorum. Tamam. Hadi çıktım ben. Hadi. Alo, Pembe Hanım. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Toparlayabildiniz mi? Bugün biraz yoğundum ben de, kusura bakmayın, arayamadım. Vallahi hiç iyi değilim. Nasıl olayım işte, inanın hasta oldum ben. Haklısınız ama merak etmeyin. Geçer bir an önce umarım. İnşallah. Ay çok dua ediyorum, Allah yardımcımız olsun. Yalnız bu arada doğaya da kırgınım biraz. Doğaya mı? Nur Sema'yı hastaneden o çıkarmış ama bize tek kelime bile etmedi. Nasıl? Aa, sizin haberiniz yok muydu? Yok, şu an ben de sizden duyuyorum.
de beni azarlar gibi konuştu. O kadar gücüme gitti ki. Yani biz kızımız mutlu mesut yaşıyor sanırken doğa bizden gerçekleri gizlemiş. Yani ben neye üzüleceğimi şaşırdım artık. Şu an ben de şaşırdım Pembe Hanım. Haberim yoktu gerçekten. Ama yardım etmek istemiştir doğa mutlaka. Kötü bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Nur Sema'ya en çok o üzüldü çünkü. Ha, bize en başından haber verseydi bu durumlara düşülmezdi. Keşke siz de en başından Nur Sema'yı zorla birisiyle evlendirmeseydiniz. Kıvılcım Hanım, aradığınız için çok teşekkür ederim. Benim artık kapatmam lazım. Malum iftar saati geliyor. İyi akşamlar. Size de. Anasına bak, kızını al işte. Ailemize girdiniz, lanetiniz çöktü üzerimize. Hasbinallah. Anne, ne oldu? Pembe Hanım'la konuşuyordum şimdi. Nur Sema'yı Doğa mı çıkardı hastaneden? Ne? Aa, sen biliyor muydun? Hayır, yok. Ama bence atıyor o kadın yani. Neyini atıyor Çimenci? Böyle bir şey atılır mı? Ben doğru mu anlıyorum? Yani Nur Sema'yı hastaneden Doğa mı kaçırmış? Helal olsun ablama be. Yani helal olsun da kim bilir o evde neler yaşandı. Kadın yine abuk sabuk şeyler söyledi telefonda. Yok kızgınmış, yok kırgınmış. Peki bizim Doğa niye üstüne vazife olmayan işlere bulaşıyor? Aa, ne demek ya? O da o evde yaşıyor. Demek ki kimse sesini çıkarmayınca Doğa sesini çıkardı. Yani bana haber verseydi ben de yardım ederdim ama. Hah, bir senin yardımın eksikti. Yani umuyorum bu durum yüzünden Fatih'le aralarında bir şey yaşanmamıştır. Ay benim merhametli kuzum ya. Kimsenin gözünün yaşına da kıyamaz. Ya Nur Sema da onun için aynı şeyi yapar mıydı acaba? Anneanne bazen çok acımasız oluyorsun. Acıma, acınacak duruma düşersin. Neyse ben bir Doğa'yla konuşacağım sonra, bu konuyu merak ettim. Allah kabul etsin. Abdullah Bey, bir gelişme, bir haber var mı? Yok hanım. Ben de bugün Merkez Efendi Hazretlerini ziyarete gittim. Onun yüzü suyu hürmetine Rabbime yalvardım. O Sema kızım dönsün diye adaklara dadım. Ne oluyor Doğa? Hiç. Birkaç gün öncesine kadar Nur Sema bu evden gitsin diye dua ediyordunuz. Şimdi geri dönsün diye dua ediyorsunuz. Doğa, ileri gidiyoruz. Haklısın kızım. Bu evde öyle gelmeler, gitmeler, kaçmalar olmazdı. Nur Sema'nın kimden cesaret bulduğu belli. Tabii ki kızım için dua edeceğim. Merak etme, senin ıslah olman için de dua et. Şimdi birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız. Hepimiz üzüldük, hepimiz gerildik. Kim daha çok üzüldü diye acı yarıştırmanın alemi yok. Ben de anne olarak saygı bekliyorum. Baba, Doğan'ın da tabii sinirleri bozuk haliyle hamile olduğu için. Ben de hamileyim ama hiç böyle yapmıyorum. Senin ilk zamanların diye olabilir mi acaba? Kısacası tartışma istemiyorum. Bunca derdin arasında bir de evde huzursuzluk olmasın. Baba, bu damada ne olacak? Bir şey olmayacak. Nasıl bir şey olmayacak baba? Olur mu öyle şey ya? Yaptıkları yanına kar mı kalacak? Amcanız ilgileniyor. Hello. Hoş geldin. Hoş bulduğum, bir Umut'a uğradım. Size de bakayım dedim. Ne yapıyorsunuz? Ay çok zahmet oldu. Tabii senin arkadaşların herkesten önce gelir. Sen bana hala triplisin değil mi? Ama bak benim hiç trip çekecek halim yok valla. Gel öpüşelim barışalım. Alev sırnaşma. Ay Alev yapma, sırnaşma. Ama sönmez Sultan. Doğurdun artık. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Ne yapacaksın, kaldın mı başına? Ay vallahi seni bir pataklarım. Ay pataklasana be, zaten yapmadığın şey değil.
Gerçi gül de bitmedi ama. Vallahi sen çok şımarık bir kızsın, çok. Ay birimizin öyle olması lazım. Baksana herkes ankastre buzdolabı gibi. Sen hariç, sen öyle değilsin. Neyse bu kadar gerginliğin içinde gülüyoruz en azından. Evet, çok şükür. Aa, ne oldu yine? Sana bahsettim ya Nursema olayından telefonda. Ha evet. Nursema'yı hastaneden Doğa kaçırmış. Pembe Hanım müjdeledi. Ha. Aman iyi yapmış. Mık. Görüyorsun değil mi ne kadar normal karşılıyor. Sen de bir tepki bekliyorsun bundan. Ya hadi sen müstakbel kocanı ara. Bu akşam eğlenmeye gidiyoruz. Nereye? Umut'a destek olmaya biraz müzik dinleyelim ya. Ay bilmiyorum Alev şimdi. Ömer kabul eder mi akşam akşam böyle bir şey? İster mi yani bilemedim. Sen istersen o da ister. Hadi sor bir sen. Tamam birazdan mesaj atarım. Evet İbrahim Taşan. Yok yok ben kendim ilgileneceğim. Sen benim dediklerimi yap gerisine karışma. Yo. Az bile. Geç kalınmış bir ceza bu çünkü. Tamam görüşürüz yaz. İyi akşamlar baba. Kimle konuşuyordun? Bir arkadaş. İbrahim Taşan falan dedin. O Nursem ablanın psikopat kocası değil mi? Evet o. Baba. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Yok be oğlum. Baba annem zaten hastanede bak. Yapma bir şey. Bir de seni kaybetmeyeyim durduk yere tamam mı? Yok diyorum oğlum ya. Bir şey yapmayacağım. Sen bana güven. Peki. Nursem abladan haber var mı? Henüz bir haber yok. Ama amcanlar çok üzülüyor bu duruma. Te Allah'ım ya. O kadar da uğraştık var ya. Olacak iş mi ya? Niçin uğraştınız? Kim uğraşmış ya? Ne uğraşmış? Ben misin? Ben mi söyledim? Uğraştım diyorsun oğlum. Niçin uğraştınız? Yok ya. Yani. Metan söyler misin ne oldu? Böyle elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız Abdullah Bey? Aa, sen hiç merak etmiyor musun? Bu kız nerede? Kiminle? Ne yapıyor? Hanım yapıyoruz bir şeyler. Bulacağız elbet. Bir sakin kal gözünü seveyim. Anne. Baba. Ne oldu yavrum? Hayırdır inşallah. Bu dua ben ne yaparsam aynısını yapıyor. Şimdi namaza başlayacak. Ne? Nereden çıktı kızım şimdi bu? Demin Nursema'nın odasına girerken gördüm. Seccade alıyordu. E gel benden iste. Seccade yürütmek nedir ya? Emin misin kızım? Eminim babacığım. Tabii siz bana hiçbir şekilde inanmadığınız için. Annem İbrahim'i gördüğümü söyledim inanmadı. Seccade aldı diyorum size. Ben kapandım şimdi o da kapanacak ama sırf sizin gözünüze girmek için. Tamam Nilay tamam. Sen şimdi bir şey deme Doğa'ya. Hele bir başlasın sonra bir hayırlı olsun deriz değil mi? Resmen kıskanıyor beni. Tamam kızım. Hadi sen git şimdi konuşuruz sonra. Ekrem yarın gözünü Doğa'dan ayırma. Elinde bir paket ya da çanta olacak. Özellikle de onun izini sür. Ne diyorsun oğlum sen? Baba tamam bir sakin olur musun ya? Kızma bana. Bak benden yardım istediler. Ben de sadece yardım ettim. Bu kadar. Baba kimseye bir şey söyleme lütfen. Bak gammazlamış gibi Metan, olur. Metan
Tamam, kimseye söylemem ama yaptığınız iş mi be oğlum? Doğaya da hayret yani. Fatih'ten de mi çekinmiyor? Yani orasını bilmem de amcamla yengemin yaptığı da iş değil baba o zaman. Sevenler ayırmak ne demek ya? Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Metin, sana ne bundan? Siz niye karışıyorsunuz? Ne demek sana ne baba? Ya Nursem abla benim kuzenim, farkında mısın? Tabii ki taşın altına elimi koyacaktım. Ne yapacaktım? Hep beraber ayaklandık işte. Ya Metehan, taşın altına elinizi koydunuz da ne oldu oğlum? Neyi hallettiniz? Madem adamın bir açığını yakaladınız, niçin bana daha öncesinden söylemiyorsun? Belki o zaman bir işe yarardı bu. Ben akıl ettim aslında, söyleyecektim de kızardın bana sen. Ya şu an kızmıyor muyum zannediyorsun? Ya baba tamam, tamam. Sen hep demez misin ya? Olanla ölene çare yok. Tamam, yaptık bir hata. Gençlik. Neyse. Her şeye de bir lafım var bakıyorum. Baba söz, bir daha böyle bir şey olmayacak. Tamam, bir şey olursa sana söyleyeceğim, karışmayacağım. Anlaştık mı? Tamam, lütfen. Ama bana söz ver, kimseye söylemeyeceksin. Hele Kıvılcım Hoca'ya. Baba vallahi paramparça eder çimeni, sakın. Tamam be oğlum, söylemeyeceğim dedim. Söz. Sağ ol. Sen istiyorsan ben de isterim. Olaya bak ya. Tamam, benim çıkmam lazım. Görüşürüz sonra. Yapıyorum ama. Hadi sağ ol. Dikkat et. Aa. Buna ne olmuş ya? Dur şu bilirkişiye bir sorayım. Efendim kankam. Ne haber? İyidir. Evdeyim öyle. Babam çıktı şimdi, bir Kıvılcım Hoca'yla buluşacak galiba. Senden ne haber? Olay var galiba. Ya sana ne diyeceğim? Hani bizim okuldaki Yağız var ya. Ha. Ha, sen onun sosyal medyasına hiç baktın mı? Yok, ne olmuş ki? Ya bu çocuk ne ara böyle ikoncan oldu? Üzerinde marka marka kıyafetler, pahalı arabaların önünde pozlar, fotoğraflar. Yani Allah Allah. Ben takip etmiyor muyum acaba, görmedim bilmiyorum. Yani bursta okuyan bir çocuktu. Ne oldu acaba birdenbire? Çimen, işin gücün yok mu kızım senin ya? Sabah akşam bunlara mı bakıyorsun? Sal gitsin. Ya dikkatimi çekti. Hiç normal değil. Sen biliyorsundur diye sana sorayım dedim. Hiç bilmiyorum, merak da etmiyorum şahsen. İyi tamam, ben sana yarın okulda gösteririm o zaman. Ya iş arıyorsun kendine var ya. Hadi görüşürüz yarın, bay bay. Aferin vallahi. Ben gelmezsiniz diye düşünmüştüm de. İkiletmediniz yani. Sen de bizi iyice yaşlı yaptın Alev. Ya yaştan değil de böyle ikiniz de ciddi tiplersiniz ya, o yüzden. Sıkıcı mı demek istiyor bizi? Annenden öyle söylüyor zaten. Ya ne güzelsiniz. Ben de böyle bir aşk istiyorum. Umarım dileğim bir an önce olur Alevciğim. Aşk dediğin şey belli olmaz Alev. Bir bakmışsın kapıdan çıkmış girmiş. Tamam, hadi şuradan giriversin. Hadi. Canım ablam benim. Ha, çıkıyorlar. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Bu akşam aramızda çok sevdiğim dostlarımız var. Sağ olsunlar, kırmayıp geldiler. Üstelik birbirlerini çok seviyorlar ve çok yakın bir zamanda da evlenecekler. O yüzden onlar için çok büyük bir alkış istiyorum. Kıvılcım ve Ömer. Bu arada bu çiftimizden birinin sesi acayip güzel. Evet. Kıvılcım, Kıvılcım. Kıvılcım'ın sesi çok güzel. Alev saçmalama lütfen. Bak bir şarkı söyler inanamazsın. Ay, abartıyorlar gerçek. Yok. Kıvılcım, seni sahneye alabilir miyiz lütfen? Evet, büyük bir alkış alalım Kıvılcım'a. Ay Alev, kırmadın. On parmağında on marifet. Farkındayım. Herkese iyi akşamlar. Biraz emrivaki oldu ama umarım başınız ağrıtmam. Bravo! Bravo! Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan? Ben böyle değildim. Yağdı durmuyor karlar, eriyor yazın kışın.
Abla, sen yeni dükkana gidecektin. Ne oldu? Sevil Aycığım, bir tek senin aklına geliyorum ben bu evde. Yoksa kimsenin beni merak edip sorduğu yok. O ne demek şimdi anne? Kızım, hepiniz o kadar yoğunsunuz ki. Yani kimse eve gelip de sen ne yapıyorsun demiyor. Ama yani sizin için önemli olmayabilir ama ben de kendimce bir yeniliğe imza atıyorum. Bir iş açıyorum. Tabii beğenirsiniz, beğenmezsiniz, o ayrı. Ama hiç değilse insan nezaket icabı bir ne yapıyorsun, nasıl gidiyor diye sorar. Haklısın anneciğim, özür dilerim. Yani kusura bakma, atlamışım. O kadar çok olay oluyor ki. Ama annene atlama. Nasıl olmuş abla mekan, güzel mi? Bak, hatır şinaslık böyle bir şey. Ama kime ne diyorum? Bu evde herkes kendi dalgasında. Anneciğim, özür diledim ama. Hadi davetiye bekleme, anlat işte. Mustafa ile eksikleri yazdık. Liste yaptık. Ay bir de ne göreyim. Nilay geldi. Amanın. Ya. Nilay niye gelmiş? Kocasını mı kontrole gelmiş? Vallahi niye geldiğini bilmiyorum. Ama böyle ben de size yardım edebilirim. Kendine göre bize akıllar verdi. Vallahi ödüm koptu. O yardıma gelirse iki güne batar orası abla. Yani ona iş bulacaklarsa başka bir iş bulsunlar. Size salça olmasın. Hayır, bir şey değil. Yarın öbür gün şimdi senin o ters tarafını görür. Şok olmasın kızcağız. Arada Mustafa olmasa dün de benden azar işitecekti. Ama sustum. Ama neyse ki çocuğu çok seviyorum ben. Abdullah Bey, ben bir şey yaptım. Eyvah. Ya oruç olmasaydın tatlı verecektim ama. Hanım, eveleyip geveleme de söyle ne yaptıysan. Vallahi ben bu olanlardan sonra kendime gelemedim. Evladıma yapılanlardan sonra öyle evde oturup beklemeyi kendime yediremedim ben. Dayanamadım, sahneyenin kapısına dayandım. Ne? Hanım, ben sana ne dedim? Gitme, karışma demedim. Sen dedin de ben durabildim mi acaba? La havle. Bir senin isyankarlığın eksikti. Ne oldu sonra? Ne olacak? Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Soysuz da oradaydı. Kim? İbrahim olacak namussuz. Yayılmış, gerim gerim oturuyor bir de. Pıh diye bir tükürdüm suratına. Çok estağfurullah. Az bile yaptım. Hak etti bunlar bunu. Allah'larından bulsunlar. Sen de yarın öyle birinden bir şey duyarsan şaşırma, değil mi? Ya ben halledeceğim diyorum, karışma diyorum. Gene başına buyruk işler. Ay Abdullah Bey, bir şey yapmasaydım vallahi gözüm açık derdim ben. Neyse, muhatap olmasan iyiydi ama başka bir şey yapma artık. Telefonla bile görüşmeyeceksin. İyi canım. Zaten diyeceğimi dedim ben. Doğa. Ablam konusundaki hassasiyetini anlıyorum. Ama annemle tartışma yaşaman hiç hoşuma gitmiyor. Hadi sen de annenin o zaman benim yanımda durduğunu göster de bana laf sokup durmasın. Annem senin düşmanın değil, biliyorsun değil mi? Annen sadece benim değil. Özgür olan bütün kadınların düşmanı. Sana ne oldu daha? Birden böyle içinden kin kusan bir insan çıkmaya başladı. Ne o? Ben değişmedim. Ben hep böyleydim. Bu evde haksızlığa karşı sesini çıkaran sadece benim Fatih. Ne yapmamı istiyorsun? Nilay gibi ben de yalakalık mı yapayım? Ne yalakalığı yapmış Nilay? Ay tamam. Tamam, bir de Nilay yüzünden gerilmeyelim şimdi. Sen benim ne demek istediğimi anlıyorsun da. Bak, söz konusu senin ablan. Yani senin de benim gibi tepki vermen gerekir. Evet. Ama babama söz verdim sakin kalacağıma dair. Yoksa ben o herifi yaşatmazdım. İşte tepki vermek birine saldırmak değil Fatih, ama neyse. Af, neyse ne Doğa. Lütfen annemle kapışma. Tamam mı sevgilim? Lütfen biraz tut şu çeneni. Tamam. Olur. Teşekkür ederim. Biliyorum senin için zor, kolay değil. Ama benim için yap. Ne olur.
Peki Fatih? Peki? Kan tükürüp kızılcık şerbeti içtik deriz. Bizim olayımız bu zaten. Çok abartıyorsun. Ya annemin de sinirleri bozuk, neler yaşadığını görmüyor musun? Benim bugün stajım başlıyor. Heh, bak ne güzel, bunlardan bahsedelim. Hayırlısı olsun hayatım. Yarım saate kadar çıkarım, sana da haber veririm. Tamam. Allah'a emanet ol hayatım. Sağ ol. Sen de. Çıkıyorum babamı bekletme. Hayırlı sabahlar baba. Hayırlı ben sabah. De geliyorum seninle. Gel bakalım. Hayırlı sabahlar yavrum. Hanımın evde mi bugün? Evde baba. Da bugün staja gidecek, hazırlanıyor. Neredeymiş staj? Etiler'de burada. Hayırlısı. Seni geçirmeye inmedi yani aşağıya. Anneciğim dedim ya, işte staja başlayacak bugün. İlk günü, hevesli biraz. Olsun. Kocasını uğurlaması lazım. Hanım tamam, uzatma. İyi iyi, hadi hayırlı işler. Nursema'dan bir haber alınca beni arayın ama, olur mu? Tamam anneciğim, hayırlı günler. Evet, maalesef öğretmenlerimizden ve rehberlik bölümümüzden gelen şikayetlere göre özellikle lise 3 ve 4. sınıflarda tütün ve benzeri madde kullanımı olduğu yönünde şikayet geldi. Sadece tütün değil, pod adı verilen likit ürünler ve kendi aralarında para toplayarak yapılan bahis sitesi oyunları da var. Ben bir arama yapılması gerektiğini ve özellikle bu maddeleri kullanan çocukların ailelerine haber vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer hemfikirsek bugün özellikle son sınıflarda bir arama yapalım. Kesinlikle katılıyorum. 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 Sonrasında da bu maddelerin sağlığa verdiği zararla ilgili bir seminer yaparız ayrıca. Onaylıyorum. Bizler de onaylıyoruz hocam. Onaylıyoruz. Desteğiniz için teşekkürler. Evet, evet. İşmiş. Baksana şuna. Harbiden ne olmuş buna? Ya bak, dün diyordum sana inanmıyordun. Dünün ezik çocuğu şu an bu halde. Evet, evet, çok enteresan. Neyse, yolunu buldu demek ki. Bize ne ya? Beni de kilitledin çocuğa. Nasıl bize ne ya? Aa, senle de hiç dedikodu yapılmıyor. Yani getirdim de eksik bir şey getirmiş miyim? Ya sana da çok zahmet oldu. Ne demek? Yine bir şey ihtiyacın olursa ben getiririm. Oo, bunlar bana yeter de artar bile. Nursema, bugün benim staj günüm, fazla uzun kalamayacağım. Senin bir şeye ihtiyacın olursa Alev'i ara, tamam mı? Tamam canım benim. Siz beni merak etmeyin. Tamam, araştırırız zaten. Canım. Dikkat et kendine. Sen de. Hadi görüşürüz. Abi kolay gelsin. Sağ olasın Umut Bey. Bakar mısın? Buyurun. Şu az önce çıkan arkadaş, bir tanıdığıma benzettim de. Umut Bey mi? O yeni kiracı. Buraya yeni taşındı. Ha.
Yok, bir tanıdığıma benzettim. Sağ ol. İyi günler. Efendim Ekrem. Efendim, Doğan'ın annesinin evine geldi. Çantayla geldi, çantasız çıktı. Ama başka bir şey daha gördüm. Umut bu apartmanı taşınmış. Nasıl yani? Umut apartmandan çıkarken gördüm. Görevliye sordum. Hemen evine gir ve bak. Nursema orada olabilir. Tamam efendim. Ne yapıyorsun benim önümde? Yetmedi mi oğlum yaptıklarınız? Dur. Nursema'yı arıyorum. Ne diyorsun lan sen? Ne demek Nursema'yı arıyorum? Bana bak. Beni hemen o patronla götüreceksin. Tamam mı? Evet arkadaşlar, bugün sizlere Türk Edebiyatı'na yeni bir soluk kazandırmış bir akımdan söz edeceğim. Birinci yeni akımı. Diğer adıyla garip akımı olarak. Hocam affedersiniz, bölüyoruz. Arama yapacağız. Tabii hocam, buyurun. Çocuklar, okulumuzda bazı öğrenciler tütün ve türev maddeleri kullanımına ilişkin yapılan şikayetler neticesinde arama yapılmaya karar verildi. Lütfen herkes şimdi çantalarını sıraların üzerine çıkarsın. Gözünü seveyim, dikkatli ol. Anne, dikkat edecek bir şey yok. Sen de abartma Allah aşkına, tamam? Nasıl abartma? Kızın ailesi delirmiş durumda. Sana bir şey olacak diye ödüm kopuyor be çocuğum. Hiçbir şey yapamazlar anne. Bakma, onlar da kızlarının deli olduğunu biliyorlar. Tamam?
Bana bir şey olmaz, merak etme sen. Hadi, görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Arabayız. Sür arabayı. Nereye? Biz sana söyleyeceğiz. Sür dedim. Yok. Yok, adam açmıyor telefonları. Resmen paranın üstüne yatacak ya. Amca, müsait misin? Gel Fatih, gel. Gel otur bakalım. Nasılsın amca? İyi işte, idare ediyoruz sen. Evet işte. Amca, iyiyim diyorum. Ağız alışkanlığı olmuş da. Benim aslında bir sıkıntım var. Babama da söyleyemiyorum biliyorsun. Çok üzgün adam. Söyle, anlat. Biliyorsun ben sattım oteli. Evet. Yalnız o konuda benim size söyleyemediğim bir şey oldu. O da tabii Doğa üzülmesin diye. Kayhan Bey bana hiç ödeme yapmadı. Ah be Fatih. Neden önce söylemedin bu oğlum? Ne bileyim amca, söyleyemedim işte. Konu bununla sınırlı değil anladığım kadarıyla. Satıştan sonra paranın yarısı Kayhan Bey'in hesabına yattı normal olarak. Dün konuştuk. Bugün parayı yatıracaktı ama adam yok. Arıyorum arıyorum açmıyor, ulaşamıyorum yani. Şaşırdın mı buna? Ya biraz da olsa şaşırdım amca, yani bu kadar da. Oğlum biz sana anlatmaya çalıştık bunu ama. Biliyorum amca, biliyorum, haklıymışsınız. Da ben şimdi ne yapacağım? Adam Doğan'ın babası. Doğan'ın babası olmasa ben biliyorsun gider yakasına yapışır alırım o parayı. Ama zaten Doğa'yla yeterince sorun yaşıyoruz, bir de bu yüzden gerilmeyelim. Haklısın Fatih. Gerçi Doğa da biliyordur babasının ne mal olduğunu. Ama babası işte az satamaz, asla satamaz. Ne yapmam lazım? Sen bir şey yapmayacaksın. Dur, bekle. Burada biri kötü olacaksa o da ben olurum. Sonuçta Doğa hamile, üzülmez. Allah amca sağ ol. Ne geçiyor aklından peki? Önce Kayhan'ın bütün banka hesaplarını bloke koyduracağım. Avukat hemen hızlıca halleder bunu. Senin de adını geçirmeyiz, merak etme. Amca teşekkür ederim. Yalnız benim şu an küçük bir işim var. Gitmem lazım. Yolda da avukatları arayacağım, halledeceğim, tamam mı? Tamam amca. Hadi görüşürüz. Sağ ol amca, görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Bugünkü hasta listeme bakabilir miyim? Tabii Doğa Hanım. Bugün sadece 3 hastam var galiba. Evet, Rengin Hanım, Özlem Hanım, sonra da Zeynep Hanım. Bütün kızlar toplanmış. Tamam, o zaman Rengin Hanım'ı gönderebilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dediğim şekilde ayarladın değil mi? Evet Celal Bey, sadece kadın hastaları listeye aldım. Heh, iyi. Kocasına haber verin. Gel. Abdullah Bey, engel olamadım.
Tamam Ekrem, sen çıkabilirsin. Anladığım kadarıyla benimle konuşmak istiyorsun. Evime gizlice adam sokmadan önce keşke benimle konuşsaydınız. Hayır, istediğiniz zaman olduğum yeri bulup bir güzel aldırtmıştınız beni. Sanırım Ekrem yakalandı. Peki. Evine izinsiz girdiğimiz için özür dilerim. Ama beni de anlamalısın. Çok müşkül durumdayım. Adamı söyledi. Nursema'yı aramak ne demek? Bana şunu bir anlatabilir misiniz? Nursema'nın senin evinde gizlendiğini düşündük. Nursema bende nasıl olacak ya? Evlenmedi mi o? Bir şey mi oldu Nursema'ya? Senin haberin yok mu? Yok yok. Ne oldu? Bir şey söylesenize. Bir kaza geçirmiş. Sonra da eve gelmedi ve gelmek istemiyor. Ne kazası Abdullah Bey? Ne diyorsunuz siz? İnanmıyorum ya. Hani niye kimse bana bir şey söylemedi? Nursema aramadı beni. Umut Nursema sizin apartmanda saklanıyor. Doğa ona eşya götürüyor. Hani Kıvılcım Hanım değil de Sönmez Hanım onu asla eve almayacağından geriye bir tek kişi kalıyor. Madem senin de haberin yok. Alev. Evet. Nursema Alev'in evinde. Mümkün değil. Alev benden hiçbir şey gizlemez. Hele Nursema ile ilgili bir şey gizlemesi imkansız. Bakın bu kadar net söylüyorum. Mümkün değil. Abdullah Bey. İmkansız diyorum. Şimdi bana Nursema'ya ne olduğunu anlatın. En azından haberim olsun. Hayatınızı kaydırırım ben size. Hamdi Taşan'ın oğluyum ben. Açın lan! Açın şunu! Açın lan şunu! Açsanız oğlum, adam açın diyor ya. Hamdi Taşan'ın oğlu. Deli İbrahim. Sen... Oğlum sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Kaza ile oldu abi. Kaza. Oğlum adam kaza oldu diyor. Niye getirdiniz bunu buraya? Kaza diyor lan adam. Kaza ile oldu ha? İbocuğum. Ya İbo. Kardeşim madem kaza oldu, bizim bu kazadan niye haberimiz olmadı kardeşim? Olacaktı abi. Haber verecektim bana. Ama abi biz niye buradayız? Başka yerde konuşsak. Nesi var oğlum buranın bak. Fıstık gibi manzara. Bak. Ha? İbo. Ben havadar yerleri severim. Anlamadım abi. Anlamamış. Hani diyorum ki... Hani sen Nursema'yı camdan attın ya. Ben atmadım abi, kendi atladı. Ulan görüyor musun aksiliği be? O da sana denk geldi ha? Abi kendi atladı, kız hasta.
Oğlum. Bir karar ver lan artık. Karar ver. Kaza mı oldu? Kendi mi atladı? Yoksa sen mi gittin? Kadın kazayla oldu abi. Ha şöyle. En azından bir karar verdin İbo. Bu da bir şey. Olsun, bu da bana yeter. Gelelim dersimize İbo. Aslanım benim lan. Var ya, delikanlı adamsın ha. Senin için diyorlar ki gecelerde bayağı bir uçuyormuşsun ha. Bakalım burada uçabilecek misin? Beni bırak abi. Bırak beni, gideyim. İbo'cum benim, gel. Gel. Gel yavrum, gel. Abi. Gel, 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 gel. Abi ne yapacaksın? Gel. Gel, korkma İbo ya. Aslan İbo'm, kaplan İbo'm, korkma oğlum. Korkacak bir şey yok aslanım. İbo sen uçabiliyor musun? Sen uçan İbo'sun ya. Uçan İbo. Uçan İbo. Ulan ne uçtun be. Vallahi helal olsun sana. Benim diyen böyle uçamaz. Aramızda anlaştığımızı düşünüyorum İbrahim ha. Ne dersin? Anlaştık abi. Güzel. Şimdi hemen Nursema'dan boşanacaksın. O benim evladım sayılır. Eğer zorluk çıkarırsan sana dünyayı dar ederim. Nursema'yla ya da ailemden herhangi biriyle uğraşmaya kalkarsan bu sefer seni kurtaracak bir düzenek olmayacak. Burada haberin olsun. Anladım abi, tamam. Aferin İbo. Sen akıllı adamsın. Hadi selametle. İhtiyacın olursa ara, çekinme. Uçan İbo. Hadi gidelim beyler. Allah Allah, nerede bu ya? Ne oldu? Flash diskimi bulamıyorum. Senin yanında yedek flash disk falan var mı? Ben benimkini bulamıyorum şu an. Bakayım. Fazla varsa. Allah Allah. Bu ne ya? Benim mi? Hiç hatırlamıyorum. Yani böyle bir şey var ama benim mi değil mi? Ya bilmiyorum. Tamam, yemeyeceğim flash diskini, ver. Alt tarafı bir şey kaydedeceğim. Bakayım. Ya abi. Hı. Oldu mu? Oldu. Hayır. Hayır. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Hesabıma para girişi olmuştu. Hepsini çekebilir miyim lütfen? Kimlik alayım. Tabii. Şöyle vereyim, buyurun. Beyefendi, hesabınızda bloke konmuş. Ne? Ne blokesi ya? Sistem öyle veriyor. Yapabileceğim bir şey yok. Ulan Fatih. Ya
kendinde mal kaçırır gibi paranın hepsini çökmüşsün. Bir de damat olacaksın. Yazıklar olsun sana lan. Yazıklar olsun. Pardon. Bu senin. Bu ne Fatih? Ben sana bir söz vermiştim biliyorsun. Gerçekten mi oğlum ya? Gerçekten. Şimdi git kırına ne istiyorsan al abi. Evse ev, yatsa yat. Allah senden razı olsun Fatih. Abi senden olsun. Ne demek sana feda olsun? Fatih ben senin abin olamadım. İnsanın hep inandığı, güvendiği bir abisi olur ya. Bir şey olursa o gelir beni kurtarır dediğim. Bizde hep tersi oldu. Ben de ayak geldim sen beni kurtarırsın. Abi yapma ne olur konuşma şu an. Dur be oğlum bir anlatayım ne zamandır aklımda zaten. Ben küçükken hep senin benden utandığını düşünürdüm. Abi olur mu öyle şey? Ben hayatım boyu gurur duydum senin. İşte çocuk aklına dersen de. Fatih ben senin abin olamadım belki ama. Sen benim abim olsun. Allah senden razı olsun. Senden olsun. Geciktim sorry. Aa ne oluyor ya? Nursema sende mi? Ne? Ben bugün Apo ile konuştum. Her şeyi anlattı bana. Doğayı takip ettirmiş. Benim de o evden çıktığımı görünce adamını yollamış. Nursema'nın bende kaldığını sanmış. Umut, İnanmıyorum ya. Ya tamam, bir dinle. Nursema sende mi? Nasıl yaparsın bunu Alev? Bana ya, bana. Bak bir sakin ol. Anlatacağım ben. Sen bana neyi anlatacaksın? Zaten babası her şeyi anlattı. Ben de salak gibi adama karşı seni savundum. Alev benden asla bir şey gizlemez dedim. Nursema'ya söz verdim. Kimseye anlatma dedi. Çok yıpranmış kız. Ben kimse miyim? Ya ben Nursema'yı o herifle beraber sanırken senin evindeymiş. Senin hiç mi için sızlamadı? Ya kız şiddet görmüş. Bana güvenmiş, evime sığınmış. Ben şimdi onun güvenini nasıl suistimal ederim o sırada? Alev ben o esnada hayvan gibi acı çekiyordum. Sen de bunu görüyordun. Nursema'yı nasıl merak ettiğimi biliyordun. Evet. Haklısın ama üzgünüm, mecburdum. Ben yaptıklarımın arkasındayım. Bana sonuçta kimseye söyleme, konuşma dedi. Ben de onun dediğini yaptım. Şu an o kadar sinirliyim ki. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Bir süre konuşmayalım. Tamam. Allah kahretsin. Bir bu eksikti şu an. Efendim Ömer. Abi merhaba. Ben gerekeni yaptım. Sevgili damadımıza ömür boyu unutamayacağı dersini verdim.
Sen merak etme. Bir an önce boşanma işlemlerine başlanacak. Ama acilen Nursema'nın avukata vekalet vermesi gerekiyor. Sağ olasın Ömer. Ne demek abi? Nursema bizim canımız. Nursema'yı bulursak vekaleti alacağız da. Haber yok mu hala? Büyük ihtimalle Alev Hanım'da kalıyor. Alev'de mi kalıyor? Kıvılcım Hanım'ların apartmanda. Kıvılcım'a bundan haberin olduğunu sanmıyorum abi. Eminim yoktur. Zaten böyle bir şeye ancak Alev Hanım cesaret eder. Gerçekten şaşırdım. Sen şimdilik gene bir şey söyleme Kıvılcım Hanım'a da. Ben nedir ne değildir iyi bir anlayayım öyle. Tamam tamam bir şey söylemem ben. Zaten birazdan yanlarında olacağım. Ama sen de bir gelişme olsun lütfen bana haber ver olur mu? Merak ederim. Haber ederim. Tamam abi görüşürüz. Sema. Nursema. 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 Nursema lütfen kapıyı aç. Nursema. Nursema aç kapıyı. Thank you.
Ya bebek alışverişine çıkmak için can atıyorum. Ama pembe anne daha erken diyor. Bebeğimin ruhu bir üflensin, ilk işim altın emzik almak olacak. Veliaht geliyor. İnşallah. Bu ne ya? Başım şişti. Hanımefendi, köpeğinizin sesinden ne konuştuğumuzu anlamıyoruz. Getirmeyin buraya bir zahmet. Ya rahatsız oluyorsan git başka yerde otur. Yani ben hep geliyorum, kimse rahatsız olmuyor. Ne biçim konuşuyorsun sen? Al itini git buradan, yoksa sana davalarım. Sıkıyorsa aç bakalım. Ya mahvedeceğim şimdi seni. Mahvedeceğim. Neden bana söylemedin? Ben seni düşünmekten kafayı yemiş bir haldeyken sen benim burnumun dibindeymişsin. Ben daha fazla üzülüp yıpratmak istemedim Umut. Tek nedenim o. Her şeyi düzeltip öyle çıkmak istedim karşına. Acıları çekerken benim hiçbir şeyden haberim olmamasını kaldıramıyorum. Alev'e de çok kızdım. Kızma. Doğa, Alev bana hayatımın iyiliğini yaptılar. Benim için susarak birçok şeyi göze aldılar. Benim yüzümden Alev'le aram bozulursa ben çok üzülürüm. Kıza zaten yeterince yük oldum. Sen şimdi bunları düşünüp üzülme. Tamam. Biz aramızda hallederiz. Çok özledim. Hastanede hep seni düşündüm. Bir şey olursa, seni görmeden ölürsem... Şişt, konuşma öyle. Aklımdan geçirdim öyle. Geçmesin. Ben bundan sonra... Sensiz bir hayatı düşünmek bile istemiyorum. Umut. Baba çok kötü bir şey oldu. Hayırdır oğlum? Nilay bir kadınla kavga etmiş, karakolluk olmuşlar. Ne? Ne karakolu? Kadın Nilay'a saldırmış baba. La havle, Allah'ım sabır ihsan eyle ya Rabbim. Yürü, 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 yürü. Ben çıkıyorum. Yarınki randevu listesine bir bakabilir miyim, ona göre geleyim? Tabii Doğa Hanım. Buyurun. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Buraya erkek hasta ya da çocuk hasta hiç gelmiyor mu? Yani geliyordu. Size denk gelmeyebilir. Anlamadım. Yani geliyordur herhalde. Ben de tam bilmiyorum ki.
Yok, bence biliyorsunuz siz ama bana söylemiyorsunuz. İsterseniz şimdi söyleyeyim. Yoksa ben gidip Celal Bey'e sorarım ve sizden duyduğumu söylerim. Doğan'ım, eşiniz rica etmiş. Ne? Ama yalvarın lütfen benden duyduğunuzu söylemeyin. Gerçekten işimden olurum. Damat dedik, bağrımıza bastık. Böyle yangında mal kaçırır gibi olur mu ya? Ayıptır. Ben de senin bir baban sayılırım. Göçüyor muyuz, kaçıyor muyuz, oğlum mu? Ne saçma sapan hareketler bunlar. İnsan kayınpederinle bunu yapar mı? Senin muhatabın Fatih değil, benim. Hesabına da blokeyi ben koydurdum. Asıl sen utanmıyor musun hak etmediğin bir paranın hesabını sormaya? Ha? Tamam amca, tamam. Vay. Amca yeğen. Tokatlıyorsunuz yani, ha? Peki. Peki. Alacağın olsun Fatih. Keşke bu adamın gazına gelmeseydin. Çünkü bunun derdi başka. Bana bak. Çıkış ileride, hemen solda. Devam et. Çık. Ya ne utanmaz bir adam bu ya. Anlaşıldı. Ben de Kayhan'san bunun altında kalmam. Şikayetçiyim. Ben de. Nilay, iyi misin? Mustafa. Çok korktum. Ne oluyor? Babacığım, hoş geldin. Hanımlar kafede kavga etmişler. Baba saldırdı bana. Yalan söylüyor. Benim köpeğimden rahatsız oldu. Ben de gidip başka bir yerde oturmasını söyledim. Ve saldırganlaştı. Haklısınız hanım kızım. Gelinim biraz fevri davranmış ve yanlış anlamış. Ama baba bana hakaret etti. Tamam Nilay, konu kapandı. Karşılıklı yanlış anlaşılma olmuş. Gelin bunu tatlıya bağlayalım. İnanın şöyle mahkemeye falan gerek yok. Herkesin beşer saati oluyor işte. Sizin bu uzlaşmacı tavrınız olmasa asla vazgeçmezdim ama... ben de uğraşmak istemiyorum. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Anne. Doğa, iyi misin? Kusura bakma, anca vakit bulabildim seni aramaya. İyiyim. Stajdan çıktım şimdi. Ha, bugün kız kaçırmadın yani. Anlamadım. Nur Sema'dan bahsediyorum. Pembe anne mi söyledi? Evet Doğacığım, ve tabii ki her zamanki gibi kinayeli bir şekilde söyledi. Ha, yani şikayet etti. Doğa, seninki de iş mi? Hiç kimseye de haber vermemişsin. Kime söyleseydim anne? Kızın alelacele veren Pembe Hanım'a mı? Tamam, haklısın. Yardım etmek istemişsin ama bu kadının sana bu yüzden takmasını da istemiyorum ben. Ay, takarsa taksın. Üf, vallahi çok sıkıldım. Artık eskisi gibi de değilim. Bana bir söyleyene ben bin cevap veriyorum. Tamam Doğacığım, ama abartma istersen. Yani hiç kimseye saygıda kusur etme lütfen. Ya, etmiyorum. Etmiyorum tabii de. Nur Sema'ya yardımcı olduğum için bana teşekkür edeceklerine... ya, kızmaları bana saçma geliyor. Neyse, her şey bir yoluna girsin. Nur Sema eve dönsün de. İnşallah. Hadi görüşürüz. Canım kanım. Ne oluyordu? Sen söyle ne olduğunu. Benden daha iyi biliyorsun nasıl olsa. Neyi? Hadi sen benim staj yaptığım yere gelip... sadece kadın hastalar girsin diye insanlara tatil mi hediye ettin?
Sürpriz. Fatih komik değil. Niye hayatım? Kızdın mı? Yok. Yok canım, çok sevindim. Ya Fatih, ben gülmüyorum. Bu da hiç komik değil, hatta çok acınası bir durum. Ya sen bu kadar tutucu musun ya? Ya karıcığım, bunun tutuculukla ne alakası var? Niye, bu çok modern bir davranış mı? Benim staj yaptığım yere gelip insanları satın alıyorsun. Sebebi de ne? Erkek asa görmek istememek. Bu normal bir durum mu? Ya ben karımı biraz kıskanmış olamaz mıyım? Nedir yani, bu tuhaf bir durum mu? Hadi kim bilir, kliniğin sahibi benim hakkımda ne düşündü? Karıcığım çok güzel şeyler düşündü. Merak etme. Tatillerinde yapacaklar. Hiç aklın kalmasın o konuda. Fatih, sen bana karışamazsın. Ya ben hekim olma yolundayım. Erkek hasta olur, kadın olur, yaşlı olur. Sen nasıl bunu engellemeye kalkarsın ya? Sevgilim bak, kendine söylüyorsun. Yolundasın. Daha olacaksın. Bu arada çok inanıyorum olacağına. Olduğun zaman herkese bakarsın. Tamam. O zaman ben de şirkete gelip senin her işine karışayım. Gel karış. Ben mutlu bile olurum. Zaten şirkette kadın çalışan da yok. Ne yapacaksın? Hikmet'e mi karışacaksın? Ben kime ne anlatıyorum ki? Bak Fatih, sen benim kocamsın. Kocam. Ama sen sanki sahibimmiş gibi davranıyorsun. Bence artık kendine gel, tamam mı? Benim artık dayanmaya gücüm yok. Dayanamıyorum ben. Kızım bari sen yoldan çıkma. Ay, bunlar benim kalbime indirecekler. Karakolluk olmak ne demek? Anne çok sinirlenmiş işte. Bir daha böyle bir şey olmasın kızım. Kızım sen de biraz sakin ol. Madem kedi köpekten hoşlanmıyorsun, oraya gitmeyi ver. Tamam babacığım. Ben çıkmam lazım. Hayırdır inşallah, nereye? Gündüzden işlerim kaldı Nilay'ın karakolundan. Ay ay, bismillah. İş evet. İş. Şu ev meselesinin sonrasında konuşamadık hiç. Evet, kafamı kaldı. Aslı aradı da birkaç ev daha göstermek istiyor. Ne dersin? Randevulaşalım mı? Yok, randevulaşmayalım. Kıvılcım, ben bir şey mi kaçırdım? Yani Aslı da senin için çok dişli bir kadın filan dedi. Halbuki öyle çok muhabbetiniz de olmadı. Ne oldu? Dişimi gördü de ondan öyle söylemiştir. Allah Allah. Yani Kıvılcım, senin birini kıskanabileceğini hiç düşünmemiştim. Ben de hiç öyle düşünmemiştim ama söz konusu sen olunca sanırım işler biraz değişiyor. Kıvılcım Hanım'ın eli maşalı yani, ha? Yani. Evlenince yandık desene. Yandın ki ne yandın? Bak hala vazgeçmek için zamanın var. Şakacı. Ölürüm de vazgeçmem senden. Sen Aliye Hanım'la konuştun mu? Konuşma efendim. Ofiste sizi bekliyor. Tamam. Çimen, o ne? Bir şey değil. Yok bir şey. Çimen, o ne dedim? Anneciğim, bir şey değil. Açar mısın şunu hemen? Çimen, açar mısın şunu? Çimen, kim bunlar? Bilmiyorum. Yani tanımıyorum. Yüzleri de görünmüyor. Kim? Arkadaşların mı? Hayır. Çimen, sen bunları nereden buldun? Birisi mi gönderdi sana, bir yerden mi indirdin? Hayır. Çimencim bak, bana doğruyu söyle, bozuşmayalım seninle. Anneciğim yemin ederim bilmiyorum. Yani benim değil zaten bu flash disk. Çimen, söyler misin? Mete Hanım. Ne dedin sen? Thank you.
Abdullah Bey. Alev Hanım, bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama özel bir konu hakkında konuşmamız gerekiyor. Ekrem söyledi, evet. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kızımı sormaya geldim. Nur Sema iyi. Sizin evinizde. Evet. Peki. Öncelikle çok teşekkür ederim. Kızımı evinize açtınız. Ben de bana bağıracaksınız sanmıştım. Ben genelde bağırmam. Durup durup bir laf eder, ortalığı yangın yerine çeviririm diyorsunuz. Sizin takdiriniz. Abdullah Bey. Nur Sema'ya sahip çıkılması gerekiyordu. Yani kızı sokağa atmışsınız gibi oldu. Yani doğada ben de ona destek olmak dışında başka bir şey yapmadık. Belki şimdi Pembe Hanım... Pembe Hanım konu dışı. Dediğim gibi yardımınız için teşekkürüm. Ama benim kızımı benden korumanıza gerek yok. Evet. Nur Sema'nın bizim tarafımızdan kollanmasına, korunmasına gerek kalmamalıydı. Biliyor musunuz, bunları size hiç yakıştıramadım. Yani benim tanıdığım, hayran olduğum Abdullah Ünal'la... şu an karşımda duran, baktığım Abdullah Ünal o kadar farklı ki. Bunları ayrıca bir uzun uzun konuşsak mı? Müsaade ederseniz şimdi kızımı görmek istiyorum. Hay hay. Ama bir şartla. Nur Sema istemediği sürece hiç kimse onu kolundan tutup eve götüremez. Ben ona bir söz verdim. Benim evim onun evi. O istediği kadar benim evimde kalabilir. İstemediği sürece hiçbir yere gitmeyecek. Peki, söz. Hoş geldin. Neden? Nur Sema bak, baban söz verdi. Sadece konuşmak istiyor o kadar. Ayrıca sen istemeden seni buradan hiç kimse götüremez. İstediğin kadar kalacaksın. Alev Hanım doğru söylüyor kızım. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Ben şimdi çıkayım, sizi yalnız bırakayım. Konuşun ama Abdullah Bey, size güveniyorum lütfen. Müşteri olun Alev Hanım. Şöyle oturalım. Çok özledik. Öyle olacağını bilemedik. Ben sana istemediğimi söyledim baba. Yavrum çok büyük bir yanılgıya düşmüşüz. Et tırnaktan ayrılmaz. Gel eve dön. Bizi de affet. Bak annen hiç iyi değil. İkimiz de çok pişmanız. Pişman olmanız için benim ölümden dönmem mi gerekiyordu? Gerçekten böyle mi olması gerekiyordu baba? Kızım yapma böyle. Çok pişmanız diyorum. Çok üzgünüz diyorum.
Bak sen rahatsız olma diye burada olduğunu hiç kimseye söylemedim Nursema. Kalktım ayağına kadar geldim. Baba. Senin bu eve bu ilk gelişin değil. Sen küçüklüğümüzden beri bize hep dürüstlükten bahsettin. Ama şimdi sen ne kadar dürüstsün ben bilmiyorum. Özellikle de anneme karşı. Alev'e olan duygularını, ona aşık olduğunu biliyorum. Senin ağzından duydum baba. Şimdi madem eve geri dönmemi istiyorsun, baba, o zaman gidip anneme her şeyi bütün açıklığıyla anlatacaksın. Onu sevmediğini, başka bir kadına aşık olduğunu, her şeyi. O bize anlattığın dürüstlüğü kendin göstereceksin. Ancak o şartla ben eve geri dönerim. Benim için hayatta en önemli şey evlatlarım. Eğer bu şartla eve dönmek istiyorsan gider konuşurum. Evet baba. Evladın olarak senden beklentim bu. Madem böyle olsun istiyorsun, annenle konuşurken sen de benim yanımda olacaksın. Tamam. Gidelim o zaman. Kararından emin misin? Eminim. Pembe Hanım, beni çalışma odasında bekle, olur mu? Kimseye de bir şey söyleme. Ben yoldayım, geliyorum. Konuşacaklarım var.